Şimdiki zamana hoş geldiniz efendim. Cumartesi günü buluşmamızda tekrar bir aradayız. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz bu haftada. Profesör Doktor Murat Aksoy ve Doktor Serdar Savaş'la birlikteyiz. Geçen hafta gösterdiğiniz yoğun ilgiye de çok teşekkür ederiz. Ama hem konuklarımıza hoş geldiniz demeden hem de programımıza başlamadan önce bir tatsız haberle size tatsız haberi vermek istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık iki yıl önce ekranlarımıza almıştık. Çok yoğun ilgi görmüştü. İki önemli çalışmasını Türkiye ile paylaşmıştı. İki kitabı vardı. Birisi Toprak Biterken, öbürü de Ekmek Biterken. Türk tarımını, Türk gıdasını, Türk gıda üretiminin aslında nereden nereye geldiğini anlatan, dünya tekellerini de tabii bu arada inceleyen, irdeleyen yazarımız, sevgili ağabeyimiz Erhan Ünal'ı kaybettik. Önceki gün yaşamını yitirdi. Bugün de cenazesi Mersin Tarsus'tan birazdan birkaç saat sonra kaldırılacak. Biz de onun aziz hatırasına bir saygı duruşu olmak için kısa bir videosunu sizlerle paylaşarak programa başlamak istiyoruz. Şimdi iki sene önce bakın bugün ebediyete uğurladığımız Erhan Ünal neler söylemiş şimdiki zamanda. Açıklıyorsunuz. Bunlar da buğday, mısır, soya diye başlıyor. Ne demek stratejik tarım ürünü? Stratejik bizim açımızdan değil. Bütün dünyadaki yaşamı belli bir plan çerçevesinde adım adım yeniden yapılandırmak ve mutlak kontrol altında tutmak isteyen küresel oligarşi bu yönde, yoldaki taktiklerinin en önemli kısmını insanların beslenmesini oluşturan tarım ürünlerini ele geçirmek için kullanıyor. Şu anki düşünelim beslenmemizdeki... Bir dakika, tarım ürünü niye ele geçirmek istiyor? Çünkü onun üzerinden bizleri yapılandırmak, şekillendirmek, davranışlarımızı, beslenme şeklimizi, hatta bağımlılık yaratmak istiyor. Bütün bunları tarım ürünleri üzerinden yapabiliyor mu? Şimdi işte onun için stratejik. Eğer bugünkü çeşitlilik, hani mesela en basitinden süpermarkete gidiyoruz, bin bir çeşit sebzeydi, şuydu. O çeşitlilik sürerse yapamaz. Hmm. O kadar çeşitli bir şeyi merkezi olarak bir üretimini, planlamasını, üretimini, dağıtımını sofraya kadar yapamazsınız. O zaman başka bir şey bulmak zorundalar. Bir, bütün bu çeşitliliği adım adım, bir anda değil tabii ki. Üç, şeye indirme mücadelesi veriliyor. Bu karar çok eskiden alınmış. Üç tarım ürününe, değil mi? Evet, buğday, mısır ve soya. Pirinç de var ama o kadar önemli değil. Bu üçü. Bunun çünkü o güç bu ürünlerin yapılanmasını, genetik yapısına kadar çoktan, uzun bir süreden beri kontrol altına almış. Ekildiği alanları kontrolü altına almış. Dağıtımını kontrol altına almış. Ve bu üç ürün üzerinden dünyadaki herhangi bir ülkedeki, Avustralya'daki bir kişinin midesine kadar ulaşma olanağını sağlıyor kendisine. Yani Avustralya'da gidip de hamburgeri aldığı zaman bir kişi eline ister istemez o plan çerçevesinde yetiştirilmiş buğdaydan yapılmış ekmeği, o soyanın şeyle küspesiyle beslenmiş sığırın etini yemiş oluyor. Dolayısıyla planın merkez gücü bütün o ta Avustralya'dakinin veya Çin'dekinin veya... Evet sevgili dostlar, yani insan yaşamı böyle. Bir anda bütün bir ömrünü, hayatını sağlıklı beslenmeye verdi Erhan Ünal ve çok... Evet, evet şu anda da fotoğrafı geldi arkamızda. Siz de tanıştınız değil mi? Tabii tabii, imza günlerinde beraber tanıştık, zaman geçirdik. Çok değerliydi gerçekten, Allah rahmet eylesin. Evet. Özleyeceğimiz biri olacak. Özleyeceğimiz, bugün ebediyete uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Tabii Erhan Ünal'ın rahatsızlığı da bir beyin embolisi şeklinde meydana gelmiş. Hem ona Tanrı'dan rahmet dileyelim. Evet. Hem de hani derler ya, geride kalanlar için sağlıklı yaşam nasıl olur onu konuşmaya başlayalım isterseniz. Tamam. Değil mi? Doğru. Evet, şimdi sevgili dostlar, geçen haftaki programda çok değişik konulara girdik. Ama bugün biraz daha spesifik, biraz daha ayrıntılara gireceğiz. Sağlıklı yaşam için
ne yapmamız gerek? Onların üzerinde duracağız ama şimdi geçen hafta izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Doktor Serdar Savaş dünyada ölümlerin, Murat Hocam da aynı şekilde katılmıştı ona. Dünyadaki ölümlerin ana sebebi olarak 3 temel hastalık aslında beliriyor demişti. Dünyada yapılan istatistikler bunu söylüyor demişti. Birincisi kalp ve damar hastalıkları. Birinci sırada kalp ve damar hastalıkları. İkinci sırada kanser hastalıkları. Üçüncü sırada da diyabet ve diyabete bağlı hastalıklar herhalde, değil mi? Yanlış söylemedim herhalde. Bu 3 hastalık büyük oranda ölümlerin sebebi oluyor. Dolayısıyla biz isterseniz kalp ve damar hastalıklarından başlayalım. Ve kalp ve damar deyince de birinci sebep damar tıkanıklıkları geliyor herhalde. Evet, evet. Damar tıkanıklıkları nelere yol açıyor? Ve damar tıkanıklığı nasıl meydana geliyor? Tabii bu arada konuşmasak olmayacak, kolesterole gireceğiz herhalde, evet, değil mi? İyi kolesterol, kötü kolesterol. Murat Hocam siz de başlayalım. Damar tıkanıklığı nasıl oluyor? Bu arada videolarımızı kullanabiliriz. Siz burada bayağı bir şeyler getirdiniz. Evet. Onları da, onların üzerine de anlatabiliriz. Damar tıkanıklığı neden oluşur? Kolesterol bunun birinci sebebi midir? Şimdi yok, kolesterolü birinci sebep olarak koymayalım. Kolesterol daha fazla orada bir aracı gibi davranıyor. Ama hani başlangıçta söylediğiniz gibi şunun altını çizmek lazım. Bugün dünyada birinci sırada ölüm nedeni özellikle gelişmiş toplumlarda damar hastalıkları, damar tıkanıklığına bağlı hastalıklar. Ki diyabet de esasında biraz işini öyle götürüyor. Yani diyabetin de yaptığı zarar büyük oranda damar tıkanıklığına neden olmak. Fakat diyabette görülen damar tıkanıklığı biraz daha farklı bir ve biraz daha zor. Damarı tıkıyor mu, hasar mı veriyor damara? Tıkıyor aslında. Aslında damarı tıkıyor değil mi? Onu zaten o yüzden böyle ufak bir model getirdim ki onun üzerinde anlatmak istiyorum bunu. Şimdi damar tıkanıklığı neden oluyor? Esasında damar tıkanıklığı bugün bu odada veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Damar tıkanıklığının birinci nedeni damar sertliği. İki farklı kavramdan bahsediyorum şimdi. Bir tanesi tıkanıklık, ötekisi sertlik. Damar sertliği şu anda bizi izleyen ve şu anda odada bulunan işte hocalarım, siz, kameraman arkadaşları da dahil ederse kimde yok desem hiç kimse de yok diyemeyiz. Herkes de var. Herkeste damar sertliği var mıdır? Az ya da çok damar sertliği başlıyor. Neden? Çünkü damar sertliği doğduğumuz an başlayan bir süreç. Bugün mesela otopsi çalışmaları var. 5 yaşındaki çocukların otopsilerinde bile damarlarda damar sertliğinin öncü lezyonları, yani başlangıç lezyonları görülüyor. Bu ne demek? Biz doğduğumuz andan itibaren yaşlanmaya ve eskimeye başlıyoruz aslında. Ve kendimizi ne kadar iyi korursak, damarlarımızı ne kadar iyi korursak o kadar uzun ve sağlıklı yaşama şansına sahibiz. Çünkü damar öyle bir sistem ki vücudun her yerinde var. Hani bugün kılcal damarlarımızı da şöyle ayırsak ve ucuca eklesek dünyanın çevresinde bir kişideki damarların uzunluğu 2 kere dönebiliyor. O kadar uzun damarlarımız var. Şimdi damar dediğimiz zaman herkesin aklına böyle borular geliyor. Yani işte evet. En basiti hani şu şekilde bir boru olduğunu düşünün. Bu borunun işte tıkandığı zaman damar tıkanıklığı ortaya çıkacak gibi. Fakat damarlarımız aslında birer organ. Yani kendi metabolizması var, hücreleri var. Dolayısıyla kendine özgü bir yaşam şekli var aslında. Şimdi bir damar tıkanıklığında şimdi bu damar, konuşurken, değil mi? Evet, için. Bunun bir damar olduğunu düşünün. Şimdi bakın. Bir sarı, beyaz ve pembe bir şeyler var. Evet. 3 bölümü var yani, değil mi? En dışarıda gördüğümüz bölümü, pembe bölümü diyelim, zar bölümü, en dıştaki koruyucu zarı olarak söyleyebilirim. Ben mesela bu damarı şöyle kessem, ne göreceğiz şimdi ona bakıyoruz. Bakın en dışında bu pembenin içinde bir beyaz bölüm var. Bu kas tabakası aslında. Ve onun içinde de damarın içini örten sarı olarak benim yaptığım başka bir katman var. Şimdi bu katman çok önemli. Çünkü bu katman damarın esasında daha fazla yaşayan bölümü. Hücreler burada, damarın tıkanıklığını önleyen metabolik işlevler burada, bu süreçler burada yer alıyor. Dolayısıyla burası çok önemli. Şimdi biz doğduğumuz an başlayan bu damar sertliği süreci içinde bazı risk faktörleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Neresi sertleşiyor hocam? Ben araya gireyim. Şimdi sertleşme... neresi sertleşiyor derken esas mesela diyabet... Her tarafı mı yani? Dışarısı da içerisi. Her tarafı yani sertleşiyor. Bütün kadar. Ama süreç kişiden kişiye de fark edebiliyor. Şimdi mesela dedim ya diyabet, yani
Şeker hastalığında farklı bir şey var. Mesela ben biliyorsunuz damar cerrahı olduğum için ağırlıklı olarak hani şeker hastalarında diyabetik ayakla çok uğraşıyorum. Yani ayağında şeker hastalığına bağlı yara çıkmış ve beraberinde damar tıkanıklığı var. Şimdi eğer ayakta bir yara varsa ve bir damar tıkanıklığı varsa öncelikle mutlaka damar tıkanıklığının ortadan kaldırılması gerekir. Bir 2-3 haftalık yara iyileşme süreci bırakırsın hastaya. Düzgün yara tedavisini yaparsın ama baktın ki yara iyileşmiyor, mutlaka o damar tıkanıklığını ortadan kaldırmak lazım. Anjiyo ile açılmayan, ameliyata giden hastalarımda ben mesela şunu görüyorum. Ameliyat için damarı açtığım zaman o kadar sert bir damarla karşı karşıya kalıyoruz ki damarın sertliği ne kadar biliyor musunuz? Bu kadar. Yani iğneyi kırıyor, öyle söyleyeyim size. O kadar sert bir damardan bahsediyorsunuz. Bildiğiniz bir kireçlenme süreci içine giriyor. Orada daha fazla çünkü şu ortadaki beyaz tabakanın kalsifikasyonu biraz esasında artıyor. Ön plana çıkıyor. Yani kalsifikasyon dediğimiz kireçlenmesi ortaya çıkıyor. Ve bütün bu dışa kadar yansıyor. Çok belirgin olarak da damar tıkanmaya başlıyor. Şimdi damar tıkanıklığında en önemli nedenlerden bir tanesi yüksek tansiyon. Eğer tansiyonunuz yüksekse sonuçta damarlarınız hasar görmeye başlıyor. Neden hasar görüyor? Bu basınç arttığı için mi? Yani yüksek tansiyon aslında basınç değil mi? Kan basıncınızın artması. Tabii kan basıncı dediğimiz şey nedir aslında? Kanın kalp tarafından pompalandıktan sonra damarın karşı gösterdiği dirençtir. Yani bu arada esasında, ekran hocam bir DSF de geldi. Evet, orada damar tıkanıklığını göstereceğiz. Evet. Bunun üzerinde de anlatacağım ama bakın dikkat ederseniz sarı bölüm, yani bizim beyaz olarak burada tamam, gösterdiğimiz bölüm. Bölüm ne yapmaya başladı? Kalınlaşmaya başladı ve daha öncesinde düzgün bir şekilde akan kan yavaş yavaş duraksamaya başladı ve orada artık hücreler tıkandı. Bakın şu noktada artık hücreler tıkanıyor. Yavaş yavaş ilerlemeye başlarken hücreler, bakın şu elimde gördüğüm gibi bu modele bakın. Tamam. Hücreler bir araya gelmeye başlıyor ve hücreler adeta bir araya geliyor, kopmaz hale geliyor, birbirine yapışıyor. Bunun üzerine bir de eğer pıhtılaşma eklenirse, onu da böyle gösterdim, bir iple gösterdim. Pıhtılaşma da gelirse artık bu pıhtı tamamen damarı tıkayacak hale geliyor. Şu şekilde. Şimdi bu şekilde damar tıkandı ya, eğer şimdi ben kalp olayım, kanı pompalamaya çalışıyorum ama kameraya doğru gitmiyor değil mi? Doğru. Kameranın da mesela bacak olduğunu düşünün. E kan gelmediği için o taraf ne oldu? Kansız beslenemedi. Ve gangren oldu. Mesela arka taraf, yani şu anda seyircinin bizi izlediği taraf kalp bölümü olsaydı o zaman enfarktüs geçirmişti kişi. Biraz önce çok güzel bir soru sormuştunuz yüksek tansiyonla ilgili, evet. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bakın tansiyon dediğimiz şey damar duvarına atılan bir yumruktur. Kalp tarafından atılan bir yumruktur. Bu yumruk dakikada 60 ile 100 arasında kalp tarafından devam eder. Bırakın benim elimi, şu sağlam üzerinde cam olan tahtaya bile. Ben aynı hızda 60-80 kere vurmaya devam etsem burada bir hasar yaratırım, doğru mu? Bir zaman sonra burası çatlar veya kırılır. Şimdi ben burada ne kadar hafif vurursam etkisi o kadar geç ortaya çıkar. Kuvvetli vurursam, yani tansiyonu yükseltirsem o zaman ne olur? Çok daha etki ortaya çıkar. Çok daha hızlı etki ortaya çıkar. Hocam çok güzel anladım ama ya. Müthiş. Şimdi bunu duvar gibi düşünün. Damar duvarı bu şekilde yüksek tansiyonla veya şeker hastalığıyla çatladığı zaman, yani sıvası çatladığı zaman yapacağınız şey nedir? Orayı sıvamak. Bu sıvamayı yaparken de vücut neyi kullanır? İşin elindeki hücreleri kullanır, kolesterolü kullanır ve orayı gider sıvar. Ve böyle şey... Bir dakika, kolesterole geldik. Şimdi yavaş yavaş geliyorum oraya. Tamam. Yani kolesterol esasında orada bir aracı gibi. Şimdi LDL dediğimiz özellikle kötü huylu kolesterolün okside olmasıyla birlikte bu beyaz kısım yavaş yavaş kalınlaşmaya başlar. Şimdi şunu düzgün göstermem lazım. Tamam, yaklaşın çocuklar. Şimdi ben damarın içindesiniz, evet, kolesterol içinde, geldi. Bu damarın içinden kolesterol sarının içinden orta kısma doğru ilerler. Ve bakın yavaş yavaş ne olmaya başladı? Damarı tıkıyor. Damarım daralmaya başladı. Henüz daraldı aslında. Hala kan evet. akışı var evet. ama dar. Farz edelim kolesterol yüksekti ve daha da bunu arttırdı.
Bakın damarımın geçiş kısmı çok azaldı. Evet. Biraz önce videoda hatırlayın hücreler ilerliyordu fakat çok daralmaya başlayınca ne oldu? Pıhtı olmaya başladı. İşte bakın burada da o oldu. Ve damarım bu şekilde tak diye tıkanmış oldu. Damar tıkanıklığı esasında bu. Şimdi ama bir dakika, kolesterolün bir yapıcı etkisinden de söz ettiniz. Aslında sıvıyor orayı dediniz. Ama bir yanıyla da kötü kolesterol dediğimiz LDL değil mi? Evet. Orayı tıkıyor. Yani bizim şimdi kolesterolle hem ihtiyacımız var hem de onunla mücadele etmek gerekir gibi bir durum çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. Zaten hastalara baktığınız zaman mesela sadece kolesterol yüksekliği olan hastada her zaman damar tıkanıklığı görmüyorsunuz. Zaten tartışma da oradan çıkıyor ya. Hani her kolesterolü yüksek olanın damarı tıkanmıyor. Peki hocam orada bir es verin isterseniz. Evet. Sen bir dinlenin. Tam şimdi Serdar Hoca'nın şeyine geldik, uzmanlık alanına geldik. Herkeste olmuyor bu sorusu evet, karşımıza çıkıyor. Çok güzel. Bir tane izleyicimiz de hemen sıcağı sıcağına bir tweet göndermiş. Diyor ki, günde 10 litre su içiyorum Gürkan Bey, hocalarıma soruyorum. Ağzım kuruyor, şekerim normal çıkıyor diyor. Şimdi yani ne olabilir diyor mesela. O da gene kişiye özel mi acaba bir durum? Burada mutlaka endokrin doktoruyla görüşmesi lazım. Çünkü diyabetes insipidus dediğimiz bir özel şekil gizli vardır. Gizli şeker değil. O şekerle ilgili değil. Tamamen farklı beyin hormonları ile şekersiz ilgili. Şeker. Evet, hani böbrekler su tutamıyor olabilir. Normalde böbrek zaten süzer ama bir kısmını geri emer. İdrar böylece gittikçe hani konsantre şekilde çıkar. Bu mekanizmada bir problem olabilir. Bir endokrinciye gitmesi lazım. Mutlaka gitmesi lazım. Bazen de sadece hiç fark etmeden psikolojik olarak fazla su içer kişiler. İdrar da haliyle fazla çıkar. O yüzden o ayrımı yapmak lazım. Peki Serdar Hocam, şimdi Murat Hocam geldi. Bu kolesterol meselesi çok önemli bir mesele. Ve evet, Türkiye'de de halen tam çözüme kavuşturulamadı. Evet. Geçen hafta Canan Hoca'nın da kulaklarını buradan biraz çınlatmıştık, Canan Karatay'ın. Çünkü o da tartışmaların odağında aslında kolesterolle oturuyor biraz değil mi? Evet. Kolesterol tartışmasıyla oturuyor. Siz kişiye özel tıbbın üzerine çalıştığınız için söyleyelim. Murat Hoca'nın söylediğine ne diyeceksiniz? Yani herkeste farklı mı cereyan eder şimdi kolesterol? Murat kardeşim şunu ödünç tabii alabilir miyim? Tabii. Bir defa harika anlattı. Yani hakikaten mükemmel bir anlatım. Şimdi damarın dış yüzeyi, damarın orta tabakası ve damarın içi. İşte buraya endotel diyoruz, iç tarafı. Buraya intima diyoruz vesaire. Kalp krizi niye oluyor? Bir, aterosiklerozdan yani damar sertliği denen biraz önce işte buradan şeyi kalınlaştırarak, tabakayı kalınlaştırıp damarın içini daraltmakla oluyor. İkincisi, damarların hipertansiyona yol açan damar esnekliğinin azalması ve kalbin hızlı kan gönderip o yumrukları atması. Üçüncüsü, burada tromboz dediğimiz işte bu pıhtılaşmaların oluşumu. Şimdi burada birer cümleyle söylediğimiz bu mekanizmaların arkasında çok kompleks genetik faaliyetler var. Genler vücudumuzdaki bütün proteinlerin üretimini sağlarlar. Ve bu proteinler de vücudumuzdaki bütün işleri yaparlar. Şu anda siz beni görüyorsanız, dinleyicilerimiz bizi duyuyorsa proteinler sayesinde. Benim bir yerimde yaram iyileşiyorsa proteinler sayesinde. Cildim genç kalıyorsa proteinler sayesinde. Saçım, her şey, her şey. Hormonlarımız protein, enzimlerimiz protein. Onun için işte bu mekanizmanın, kalp krizini oluşturan mekanizmanın içinde rol alan aktörlerin hepsi proteinlerin yani genlerin kodladığı işçilerin faaliyetiyle oluyor. Şimdi tek tek bakalım. Damarların fonksiyonu. Endotelyal nitrik oksit sentaz diye bir gen var. Bu gen bir protein üretiyor. Adı endotelyal nitrik oksit sentaz, ENOS. Bu endotel dediğimiz yer burası. Eğer nitrik oksiti bu gen yeteri kadar üretmiyorsa bu damar esneyip açılamıyor. Ama bende iyi açılıyor, Ahmet Bey'de orta açılıyor, Hasan Bey'de hiç açılmıyor.
hepimizdeki genetik yapı bu genin çalışmasını farklılaştırıyor. Bir tane faktör. Ha, bunun üstüne bir de sigara içilirse nitrik oksit sentaz geni çalışmayıp da bir de sigara içilirse kalp krizi riski alıp başını dış gidiyor. Dış etkenler demiştiniz geçen tabii, hafta değil mi? Dış etkenler giriyor. Sonra adrenerjik beta reseptörler. Bunlar vücudumuzun kan basıncını ayarlayan mekanizmalar. Bu mekanizmaları hızlı çalışan bir insanda kan basıncı daha çabuk yükseliyor, yavaş çalışan da daha az yükseliyor. Bu da kişiye göre değişiyor. Angiotensin Converting Enzim diye bir şey, ACE, bir enzim. Şimdi bu enzim de damarların açılıp daralmasıyla, hipertansiyonla ilgili bir mekanizma. Şimdi bu tansiyonla ilgili daha birçok gen var. Şimdi hepsini saymayayım, derse dönmesin. Bu demek ki damarların fonksiyonları. Bireyin ne kadar hipertansiyona yatkın olup olmadığını bu genlere bakarak biz anlıyoruz önceden daha. Serdar Hocam, bir de mesela tansiyon kişiden kişiye göre normali değişen bir şey herhalde biraz, değil mi? Yani mesela kimi hasta veya işte insan diyor ki benim tansiyonum işte 12'ye 8 iyi, bana göre iyi. Bir başka hasta diyor ki bana 14'e 10 oluyor, ben hiçbir şey hissetmiyorum. Şimdi, rahatsızlık hissetmiyorum. Orada tansiyonda biraz şu hataya düşmeyelim. Hı-hı. Tansiyon hastalarının birçoğu hiçbir şey hissetmezler. Hani tansiyonum var, o halde başım ağrıyacak, böyle bir şey kesinlikle yok. Çünkü tansiyon çok yavaş yavaş yükseldiği için yıllar içerisinde hastalık olarak insanlar ona alışırlar. Onun için işte ben soruyorum bir tansiyon, yok hocam hiç başım ağrımıyor, bir şey yok. Hayır, bu o tansiyon olmadığını göstermez. Kaçtır normali? Toplum ortalamaları 120'ye 80. Yani toplum ortalamaları 12'ye 8. Ama dediğiniz gibi mesela biz kendi çalışmalarımızda her hastamızın, her danışanımızın tansiyonunu kendi genetik yapısına göre hesaplarız. Dediğiniz gibi benim için 12'ye 8'dir, sizin için 14'e 10'dur. Yaş ilerledikçe tansiyonun da çok düşmesini istemeyiz. Çünkü yaş ilerledikçe kalbe kan gitmesi, kalbin perfüzyonu için de tansiyonun biraz yüksek olması lazım. Onun için böyle ileri yaştaki insanlar ay ben 12'ye 8'e daha aşağı düşürün filan dedikleri zaman kalbin kanlanmasını da bozuyorlar. Şimdi bu demek ki birçok genetik faktörün dış çevresel etkilerle karşılıklı etkileştiği bir mekanizma. Mesela ACE geni, angiotensinojen geni, bunlarda hızlı çalışan insanlar tuzlu yediklerinde tansiyonları yükselir. Ama bunlar normal çalışan, yavaş çalışan bir insan tuzlu yese de tansiyonu çıkmaz. Bazı insanlar vardır, ya hocam ağzıma tuz koymuyorum ama tansiyonum gene yükseliyor. İşte onun genetik sebebi var. Şimdi ikincisi şu yağların. Peki yemeği yedik. Bağırsakken kolesterolden bahsediyoruz. Evet, şimdi bütün şeyin alt başlığı, yani bütün bunların hepsi kan yağları. Şimdi yemeği yedik. Sizin, Murat kardeşimin, benim yemek yedikten sonra aynı kebabı yedik. Ben yine bir alakta. Siz geçen hafta yediniz. Ben yedim o akşam. Yediniz değil mi geçen? Afiyet olsun. Yemez miyim? Kaydediyoruz bunları. Tabii. Burhan kardeşimle, Yağmur kardeşimle yedik. Afiyet olsun. Şimdi üçümüz gittik. Her birimizin bağırsaklarının o yağı emme hızı farklı. FAP-P2 diye bir gen var. Siz yiyorsunuz, yağ hiç emmiyor. Murat kardeşim yiyor, biraz ben yiyorum, bütün yağı vücuda alıyor. Şimdi farklılık oradan başladı bir defa. Hocam en çok şey, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım ama güney sahillere gidersiniz, Rus turistler vardır. Özellikle kadın turistler. Böyle inceciktir, görürsünüz. Evet. Bir gider açık büfenin önüne, şöyle bir tatlı tabağı, şöyle. Yani biz onu yesek 3 ay hani yerimizden kalkamayız. Evet. Onu da bitirir afiyetle. Yer ama halen incecik hayatına da devam eder. Tabii. İşte bunların hepsi genetik nedenlerden kaynaklanıyor. Şimdi yağları emdi veya emmedi genetik yapısına göre. Sonra peki kolesterolün çok önemli bir kısmı vücutta yapılır. Apolipoprotein C3, apolipoprotein E4 gibi genler, bunlar kolesterolün yapımında ve taşınmasında çalışan mekanizmalar. Bu genlerdeki farklılıklar da bir insandaki kolesterol seviyesini etkiler. Peki kolesterol tek başına bir faktör mü? Hayır. Demin hocamın dediği
LDL, lanet kolesterol, HDL, hayırlı kolesterol. Bu ikisinin dengesinin olması lazım. Peki bu dengeyi sağlayan da bir gen var. CETP, kolesterol ester transfer proteini. Alıyor hayırlı kolesterolden, kolesterolün ham maddelerini, lanet kolesterole taşıyor. Bunu düşürüyor, bunu çıkarıyor. Şimdi, peki bu yağ, kolesterol tek başına burada gelip birikiyor mu? Hayır. Bunun birikmesi için inflamasyon lazım. Yani makrofajlar gelecek, bunlara saldıracak. Bunlara saldırdığı zaman aynı hocamın çok güzel bir örnek olmuş. Böyle pamuk gibi büyük köpük hücreler, foam cells denilen hücreler oluşacak. Şimdi bir adamda yağ olur ama makrofajlar saldırmaz. Yani inflamasyonu düşük olur. İnterleukin 6 geni, interleukin 1 geni, TNF alfa geni bir sürü gen var. Bu konu. Ondan sonra makrofajlar yedi. Bunların oksitlenmesi lazım. Peki oksitlenme herkeste aynı mı? Hayır. POM1 geni var. Lipid oksidasyonunu engelleyen genler var. Mangans peroksidismutaz var, katalaz geni var, glutatyon peroksidaz geni var. Bunların hepsi işte bunların oksitlenmesini sağlıyor. Demek ki aterosiklerozda LDL gelecek, makrofajlar gelecek, oksitlenme olacak, kalsiyumla birleşecek, kandaki kalsiyum düzeyi yüksek olacak, başka bir konu. Sonra tromboz konusu, yani pıhtıların oluşması. Bu hücrelerin bir araya gelmesi, buna agregasyon diyoruz, hücrelerin bir araya gelmesi, bir gene bağlı. ATGB3 diye bir gen var, trombositleri bir araya getiriyor. Buradaki bu fibrillerin, pıhtılaşma faktörlerinin oluşması, faktör 2 genine bağlı, faktör 5'e bağlı, bir sürü genlere bağlı. Burada homosistein olup pıhtılaşmayı daha artırması, MTHFR'ye bağlı, MTR'ye bağlı, bir sürü gene bağlı. Demek ki ateroskleroz çok kompleks, çok karmaşık bir mekanizma ve bu mekanizmanın oluşumunda onlarca genetik faktör. Ama her genetik faktörün de etkileştiği dış faktörler. Bir insanda CETP geni hızlı veya yavaş çalışıyorsa o kişinin menüsüne, beslenmesine konulacak yağ miktarı farklılık gösterir. Herkese siz yağsız yiyin veya yağlı yiyin, bol bol et yiyin, şunu yiyin diyemezsiniz. Herkesinki farklı. Peki bunun yanında tansiyonu kontrol etmek için kimi insanda egzersiz daha etkilidir, kimi insanda diyet daha etkilidir? Acaba her insan için bu ateroskleroz, aterotromboz yani pıhtılaşma hangi mekanizmalarla oluşuyor onu bilmek lazım. Onun için ailemde var, bende de olur, ailemde yok, bende olmaz diye bir şey yok. Her birey genetik yapısı bu yapıyla uygun olup olmayan yaşam tarzıyla değerlendirilip arkadaş sende kalp krizi riski %17. Şu anda check-up'a gitsen hiçbir şeyin yok ama gelecek sene kalp krizi geçirme riskin bu diye bunu öngörmek ve önceden kestirip bu gelişmeleri önlemek mümkün. Peki ailenin genetik yapısı birbirine benzemez mi? Her zaman benzemez. Diyelim ki biraz önce dedim ki hızlı çalışan yavaş çalışan gen var. Siz de annenizden acı geninin hızlı çalışanını almışsınız, babanızdan da yavaş çalışanını almışsınız. Her genden iki tane var. Burada da babanızdan da bir hızlı çalışan, bir yavaş çalışan almışsınız. Şimdi sizin çocuklarınıza bakalım. İki hızlı yan yana gelir, tansiyonu yüksek olur. Tuzdan çok etkilenir. İki yavaş yan yana gelir, düşük olur. Bir hızlı bir yavaş gelir, ortada olur. Bakın üç tane çocuk bambaşka çıktı. Onun için öyle ailemde var yok meselesi kalıtsal hastalıklarla karıştırılıyor. Yani ailemde Akdeniz anemisi var. Bende de çıkar mı? Evet, kalıtsal hastalık o başka bir mekanizma. Tamamen genlerden gelen mekanizma. Halbuki bu bahsettiğimiz hastalıklar kompleks hastalıklar. Genetik yatkınlıkla yaşam tarzının karşılıklı etkileşiminden. Hani geçen hafta anlatmaya izah etmiştim, çalışmıştım. Çünkü burada hastalık eşiği var. Bu hastalık eşiği üzerinde tamamen genetik nedenlerle bu eşiği açtığımız durumlar ve hastalığa yakalanmalar. Ve hastalığa. Çocuk burada zaten annesinin karnında hasta. Çocuk burada annesinden hasta doğuyor. Fenil ketonürik, kistik fibroz hastalığı, işte Akdeniz anemisi, FMF,
vesaire vesaire. Bunlar çok nadir hastalıklardır. İkinci grupta bizi hasta eden faktör dış çevreden geliyor. Bulaşıcı hastalıklar, virüsler, bakteriler, mantarlar, travmalar, kazalar. Ama bizim bugün konuştuğumuz konular ve dünyada en çok ölümlere yol açan genetik yatkınlık üzerine yaşam tarzı ve çevresel koşulların etkileşmesi. Biraz önce saydığım genetik yatkınlıkların ateroskleroz açısından o bireyde hepsi olsun. Eğer birey bu mekanizmaların kendisinde nasıl çalıştığını bilir ve yaşam tarzını bu mekanizmaya göre sürdürürse katiyen kalp krizi geçirmez. O nedenle kalp krizi, kanser, diyabet ailemde var o halde bende de olur grubundan hastalıklar değildir. Evet ailede yatkınlık fazla olabilir. Yaşam tarzıyla hepsi de uymamış olabilirler. Birçok kalp krizi olabilir. Evet. Ama o anneden babadan çok daha fazla genetik yatkınlığı olan birisi bu mekanizmaların nasıl çalıştığını öğrenirse kalp krizi geçirmez. Bu aha kadar net. Peki. Kolesterole gelirsek, kolesterolde de kolesterol vücudumuz için çok önemli. Hemen hemen bütün hormonlarımızın ham maddesi. Beynimizde kolesterol var. Kolesterol çok yararlı. Ama şimdi bu cümleden çıkıp da kolesterol çok yararlı dedikten sonra şöyle bir örnek vereyim. Ateş çok yararlı. Yemek pişiriyoruz, evimizi ısıtıyoruz. Efendime söyleyeyim işte fabrikalarda kullanıyoruz. Ateş bu kadar yararlı diye herhalde evimizi yakmıyoruz. Yani bir şey yararlı diye hadi ona gidelim, ona yüklenelim öyle bir şey yok. Bu bir. İkincisi işte şu aterosiklerozu oluşturan madde bir kolesterol taşıyıcı ve kendisi olan bir fraksiyon LDL. Onun için işte kolesterolle ilgisi yok lafı çok boş bir laftır. Altı bomboş bir laftır. Ha, kanımızdaki kolesterol seviyesi her zaman çok fazla kolesterol yemekle ilgili olmayabilir. Öyle insanlar var. Genetik olarak bakıyoruz. Ağzına 1 miligram kolesterol koymayın. Kolesterolleri yüksek olabilir. Neden? Genetik faktördür. Biz orada yaşam tarzıyla düzelemeyecek faktör olarak onu görürüz. Demek ki gıdayla, beslenmeyle kolesterol arasındaki ilişki zayıf. Bunu söyleyen insanlar var, gayet doğru söylüyorlar. Ama bu kolesterolün zararlı bir şey olmadığını, yanlış yerde olursa zararlı bir şey olmadığını göstermez. Bakın adam diyor ki, yarimin diyor ya, saçlarını... Şimdi ben buradan polemik yaratmak istemem ama... Yarimin saçlarını diyor çok seviyorum. Mercimek çorbasını da çok seviyorum. Yarimin saçındaki mercimek çorbasıyla mercimek çorbasından çıkan yarimin saçını sevmiyorum. Kolesterol iyi diye damarın içine sıvamamız gerekmiyor. Kolesterolün iyi olduğu yer beyindir. Efendime söyleyeyim hormonlardır. Peki her kolesterol yüksekliğinde ilaç verilir mi? Hayır. Her kolesterol yüksekliği kötü olmayabilir. Orada HDL, LDL oranına bakmak lazım. Apolipoprotein A1, apolipoprotein B1 oranına bakmak lazım. Yani orada bakılacak birçok başka faktör var ve genlere bakmak lazım ki bu yüksek kolesterol sizin için tehlikesiz ama sizin için çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Demek ki yemekle kolesterol bağlantısı kişiye göre değişir. Her kolesterolü yiyenin kolesterolü yükselmez. Her yüksek kolesterol hastalık demek değildir ama yüksek kolesterol bir şey yapmaz. Bu da tamamen yanlış bir şey. Üçüncüsü her kolesterol yüksekliğinde ilaç kullanılmaz. İlaç kullanılması gereken kolesterol yüksekliklerinde de ilaç kullanılmazsa kişiye çok önemli zarar verirsiniz. Onun için bu siyah beyaz değildir. Arada gri'nin bilimde gerçek bilimsel düşüncede olduğu gibi gri'nin binlerce tonu vardır. Biz hastamızın, danışanımızın onun neresinde olduğunu çok net tespit edip ona göre yaklaşmamız lazım. Genel geçer öneri olmaz. Peki, yani şimdi burada bir polemik yaratmak için sormuyorum ama hani demin söyledik. Canan Hoca diyor ki mesela yüksek kolesterol kalp krizi yapmaz. Yapar. Şimdi ya şunu söylemek lazım. Çünkü bu kolesterol bilimde meselesi çok tartışılıyor. Yani evet. İnsanların kafası da oldukça karışık bu konuda. Yani tıp biliminde %0'la %100 yok. Hocamın söylediği gibi hani siyah beyaz yok ki arada daha fazla gri alanlar var zaten. Gri alan daha çok. Gri alan daha çok zaten. Yani burada şimdi
hastanın risk faktörlerine bakmak lazım. Hani kolesterol ilaçları tamamen iyidir veya tamamen kötüdür diye bir yorum yapamayız. Şimdi siz baktığınız zaman hastada gen incelemesinin yanı sıra kliniğe ne yansıyor bir kere ona bakmanız lazım. Yani bir şeker hastalığı var mı bu hastada? Yüksek tansiyon var mı? Ailesinde bir öykü var mı? Sigara, alkol kullanımı var mı? Ve kişinin risk faktörleri neleri oluşturuyor? Bir kere buna bakmak lazım. Hasta daha öncesinde bir enfarktüs geçirdi mi, bir felç geçirdi mi, geçici iskemik atak dediğimiz bir felç atağı geçirdi mi? Bunlara bakmak lazım. Şimdi bu hasta ile bir kere konuşurken alacağınız ilk risk faktörleri değerlendirmesi. Bu risk faktörlerini sadece bakın konuşarak yaptınız. Sonra muayenesine geçersiniz. Bugün mesela bacak damarlarının muayenesi maalesef yapılmıyor. Bacak nabızları alınıyor mu alınmıyor mu diye. Halbuki sadece nabız bakarak bile biz mesela bir damar tıkanıklığı var mı yok mu onu anlıyoruz. Koluna baktınız, işte kafasındaki nabızlara baktınız, kalbini dinlediniz, muayenesini yaptınız. Ha, sonra sıra geliyor ultrason değerlendirmesine. Ultrason değerlendirmesinde biz şuranın kalınlığını ölçebiliyoruz zaten. Bakın ultrasonda baktığınız zaman eğer şu sarıyla beyazın kalınlığı 1 milimin üzerindeyse o zaman bu kişi damar sertliği açısından yüksek risklidir anlamına gelir. Normalde kaç milimin? Birin altında olması gerekir. 1 milimin altında olması gerekir ultrasonda. Baktığınız zaman eğer bu 1.3 ise mesela bu hasta damar sertliği yükü altındadır anlamına geliyor. Şimdi bu hastada eğer kolesterol de yüksekse ama tabii ki LDL'den bahsediyoruz ve non HDL kolesterol dediğimiz LDL, HDL çıktıktan sonraki değerden bahsediyoruz. O zaman kolesterol ilacını eklemekte fayda var. Ayrıca hasta mesela enfarktüs geçirdiyse, felç geçirdiyse bugün dünyanın hangi kılavuzuna bakarsanız bakın kolesterol ilacı kullanılması önerilir zaten. Bu bütün dünyada kabul edilmiş bir şeydir. Ha tabii ki burada bakın kişinin ve doktorunun karşılıklı değerlendirmesi çok önemlidir. Ne demek istiyorum? Şimdi hastanız klinisyen olarak karşınıza geldi. Ve size göre kolesterol ilacı kullanması gerekiyor. Ama hasta diyor ki hayır ben bu ilacı kullanmayacağım. Yan etkisinden korkuyorum diyor. Şimdi siz burada elbette ikna edici bir konuşma yaparsınız kendi açınızdan ama bu beraber vereceğiniz bir karardır. Çünkü bakın özellikle damar cerrahisi risklerin yüzdeler arasında değerlendirildiği bir bilim dalıdır. Yani ne demek istiyorum? Terazinin iki kefesine koyarsınız. Kolesterol ilacı kullanırsa bu hastanın kalp krizi geçirme oranı %14'tür. Kullanmazsa %16'dır mesela. Yani bu zaten %14'lerden işte %0'lara indirmiyor riski. Dolayısıyla hep böyle o terazinin iki kefesini iyi değerlendirmeniz gerekir. Bir tümör hastasından bahsediyorsanız doktorun ve hastanın önünde çok net yollar vardır. Algoritm diyoruz buna. Tümöre bakarsınız. Tümör mesela 3 santimden geniş mi? Kemoterapiye verirsiniz hastayı. Değil mi? Cerrahiye gider. Cerrahiden sonra tekrar değerlendirirsiniz. Lenf nodu pozitif mi? Lenf tutulumu var mı? Kemoterapiye gider. Bakın yollar çok nettir orada. Ama damar cerrahisinde hep böyle bir şeyden bahsediyorsunuz. %3 ile 5 arasında bir seçim yapmak zorundasınız. Ve dolayısıyla burada hastanın uyumu ne olacak? İlacı kullandığı zaman gerçekten kullanacak mı? İlacı kullanırsa elbette ilaçların yan etkisi var. Bugün yan etkisi sıfır olan herhangi bir şey yok mu? Araba kullanmanın yan etkisi sıfır mı? Araba aldığınız zaman size trafik kazası riski sıfır deniyor mu? Hayır. Ama kullanıyorsunuz. Dolayısıyla burada şimdi mesela hastanıza göre de seçim yapmak zorundasınız. Yan etkisi olabilir ama size geri gelmeyecek bir hastaysa, takibini düzgün yapmayacak bir hastaysa belki de orada ilacı düşük doz başlayacaksınız yüksek doz yerine. Yani klinikte işler kitaptaki gibi yürümüyor. Çünkü birçok faktör var orada. Hastanın sosyokültürel seviyesi, gidip gelmeyeceği, nerede oturduğu, yaşı. Şimdi tam oradayken hocam şöyle yapalım. Kolesterol ilaçla dedik. Yani her ikinizine de sormuş olayım aslında. Peki ne yer içersek kolesterol olmaz veya kolesterolümüzü dengede tutarız? Şimdi burada karşımıza beslenme tipimiz çıkıyor. Ve üç beyazla olan ilişkimiz çıkıyor değil mi? Evet. Yani un, tuz, şeker. Şimdi bunların kolesterol etkisi nedir? Yani mesela yağ tüketirken zeytinyağı mı yoksa hayvansal yağları mı tüketmeliyiz? Asıl kavga buradan çıkıyor galiba evet. Zaten değil mi?
Ya yani şimdi trans yağlar dediğimiz grup damar sertliği nedir açısından önemli. Yani doymuş yağ grubu. Daha fazla tabii hep margarinler üzerinde konuşuldu biliyorsunuz. Sıvı yağların hidrojenizasyon yöntemiyle daha katı, işte raf ömrünü uzatacak ve satışı kolaylaştıracak bir şekilde getirildiği zaman margarinlerde bu trans yağların yüksek olduğu ortaya çıktı ve damar tıkanıklığına yol açtığı ortaya çıktı. Sonrasında bizim mesela Türkiye'deki margarin üreticileri burada daha aktif davrandı, proaktif davrandılar ve birçok ülkeden önce trans yağ oranlarını margarinlerde mesela %1'in altına çektiler. Tabii ki derneğin üyesi olan grup diyelim. Trans yağlar direkt olarak damar tıkanıklığına yol açan grup. Bu işte margarinlerde olabilir, kurabiyelerde olabilir, keklerde olabilir. Hem lezzeti arttırıyor hem raf ömrünü uzatıyor. Dolayısıyla böyle bir şey var, grup var. Fakat trans yağlar aslında yani doymuş yağlar sadece işte bu söylediğim yerlerde yok. Mesela ette de var trans yağ, kırmızı ette de var. Kırmızı et yemeyecek miyiz o zaman? Hayır. Geçen hafta konuştuğumuz gibi omnivorus dediğimiz hem kırmızı et yiyen, hayvansal gıda tüketen kişiler var ama ne diyoruz? 10 öğünden ikisinde hayvansal ürün olsun, diğerlerini sebze, bakliyatla tamamlayın diyoruz. Fakat trans yağ dediğiniz zaman tanımlarda hep artık bir sıkıntı çıkmaya başladı. Neden? Çünkü trans yağ dediğim zaman evet kırmızı ette de trans yağ var, margarinde de var ama oradaki trans yağ, kırmızı etteki trans yağ ve margarindeki trans yağ aynı değil. Birbirinden farklı ve kırmızı etteki mesela trans yağ kolesterol direkt olarak yükseltmiyor. Margarindeki damar tıkayabiliyor ama. Şimdi bir alt grubuna inin. Yeni Zelanda'da beslenmiş bir hayvanla Peru'daki bir hayvanın etinin içeriği ve trans yağları da aynı değil zaten. Öf. Yani bu ve endüstri... Hocam vatandaş et bulamıyor zaten. Şimdi Peru'yla şeyi nasıl ayırt etsin? Ona ayırt edemez ama demek istediğim şu. Hani mesela endüstriden gelen kırmızı et ve Mera'da beslenen hayvanın kırmızı eti de birbirinden farklı. Hangisi sağlıklı diye Mera'da beslenen. Mera'da beslenen. Gayet de biliyorum. Siz neler işte, söyleyeceksiniz? Son 3 dakikaya girdik ilk bölümde. Şimdi işte hani neden genlerin ışığında kişiye özel tıp, tabii, işte bu nedenlerle. Evet. Çünkü hiçbir tanesini genelleyemezsiniz. Hatta hayvanın üzerinde bile söyledi. Tabii ki değil mi? Yani o Peru'dakiyle şeydeki, Yeni Zelanda'daki bambaşka. Sizin genetik yapınız bambaşka, benimki bambaşka. Siz Anadolu'da yetişmiş kuzu yiyorsunuz, ben Yeni Zelanda'da yiyorum. Ondan sonra şimdi genelleyerek diyoruz ki kolesterol iyi mi kötü mü? Bambaşka. Sizin cevabınız bambaşka, benim cevabım bambaşka ve bu bambaşkalık 180 derece zıt olabilir. Onun için kişiye özeldir. Bunun altını kuvvetle çizmek lazım. Hangi beslenme tarzıyla kolesterol yükselmez? İnanın buna hiç kafa yormamak lazım. Öyle kolesterollü, yani kolesterolden zengin yumurtadır. Yiyin. Yüksek kolesterol almanın bir mahsuru yok ama yüksek doymuş yağ almanın mahsuru var. Yüksek trans yağ veya düşük bile olsa trans yağ almanın mahsuru var. Ve genetik yapına uygun olmayan yağ almanın mahsuru var. Nedir? Şimdi deniyor ki efendim zeytinyağı çok iyi bir yağ. Zeytinyağı çok güzel bir yağ. Tabii ki gayet güzel. Yağların arasında en güzel yağ. Aynı demin verdiğim ateş örneğinde olduğu gibi. Peki zeytinyağı faydalı diye içelim mi zeytinyağını? Lokur 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 zeytinyağı mı kullanalım? Katiyen hayır. Bakın lipoprotein lipaz diye bir gen var. Bu gen trigliserit denilen yağları parçalar. Zeytinyağı da bir trigliserittir. Eğer lipoprotein lipaz geniniz çalışmıyorsa karaciğeriniz yağlanmaya başlar. Trigliseritleriniz yükselir. Bu sizi akut pankreatit denilen ölümcül bir duruma götürebilir. Onun için toplumda böyle ucu açık şeylerin katiyen söylenmemesi lazım. Zeytinyağı iyidir belirli bir miktarda. Bana öyle bir şey söyleyin ki iyi olsun ve ucu açık olsun. Günde 15 litre su için 3-4 gün sonra ölürsünüz. Dünyada sudan daha sağlıklı bir şey var mı? Onun için işte zeytinyağı çok iyi, bol bol yiyin, bilmem ne işte tereyağı çok iyi. Bunların hepsi yanlış bilgiler. Ama böyle biraz şehir efsanesi gibi anlatılır. Ama örneğin işte Ayvalık'ta zeytinyağının merkezidir biliyorsunuz. İşte Ayvalık'ta özellikle kışın
kalp ilacı satılmaz diye böyle bir şey vardır. Yani, tabii bunlar birazcık şehir efsanesi. Şehir efsanesi ama yani bir etkisi yok mudur? Orada zeytinyağıyla beslenen, Akdeniz tipi beslenen. Tabii mutlaka vardır, olmaz mı? Bakın ne diyorum, yağların içerisinde en iyisi zeytinyağıdır. Ama bunu içmemiz veyahut da günde 250 gram zeytinyağı tüketmemiz anlamına gelmiyor. Peki. Ne kadar tüketeceğiz? Herkes geline göre tüketecek. Herkes kendine göre tüketecek. Şimdi o gen haritasını falan da konuşacağız. Bir reklama gidelim. Evet sevgili dostlar, sağlığımız önemli. Her şeyin başı sağlık. Onun için iki tane değerli hocamızla tane tane ben anlıyorum. Umarım siz de anlıyorsunuzdur. Anlamadığımız yerleri de buradan yazıyoruz. Tek tek soracağız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili dostlar, şimdiki zamanda ikinci bölümle karşınızdayız. Profesör Doktor Murat Aksoy ve Doktor Serdar Savaş ile birlikteyiz. Şimdi kolesterol meselesine güzel güzel geldik, damar tıkanıklığından geldik. Kolesterolü anlattık, iyi kolesterol, kötü kolesterol, ama kolesterolü yapan sebepler üzerinde tartışma çıktığını konuşmuş idik. Bunun nasıl bir tip beslenme ile kolesterol dengede tutulur? Onun üzerine konuşuyorduk. Hocam da dedi ki bir bardak zeytinyağı içmen de gerekmiyor. Yani zeytinyağında dengede. Siz geçen hafta çok güzel bir şey söylemiştiniz. Çağın sihirli sözcüğü denge. Evet, diye, doğru, değil mi? Doğru. Ne yaparsan yap, dengeli yap aslında. Her şey de öyle. Her şey öyle, hani değil bugün mi? Bugün tuz içinde konuşsan aynı şey, işte un içinde konuşsan aynı şey, şeker içinde öyle. Dolayısıyla o dengeyi sağlayamadığın zaman işler kopmaya başlıyor. Ve hep söylüyorum ya bunu. Hep biz bir mucize peşinde koşuyoruz. Yani işte günde işte şu kadar zeytinyağı içerek sağlıklı yaşayalım, uzun yaşayalım. Veya hayatımızda bir şeyi değiştirerek sağlıklı yaşayalım, uzun yaşayalım diye. Böyle bir şey yok. Yani mesela beslenme konusunda da konuşuyorsak, burada şunu söylemek lazım. Yani Akdeniz tipi beslenme bugün işte bilimsel verileriyle kanıtlandığı gibi en uygun beslenme şekli. Hı hı. Ama siz bunun yanı sıra kişisel tercihlerinize göre, içinde bulunduğunuz ortama göre, bulabileceğiniz yiyeceklere göre elbette beslenmenizi değiştirebilirsiniz ve farklı yollara geçebilirsiniz. Ama işte sebzeden yoğun, bakliyatı bol, hayvansal gıdaları daha sınırlı bir şekilde tükettiğiniz zaman, egzersiz yaptığınız zaman, hareketli olduğunuz zaman ve uykunuza dikkat ettiğiniz zaman hani sağlıklı yaşamın anahtarı esasında burada. Hani sadece kolesterolü düşük beslenme tarzı peşinde koşmak yanlış bir şey. Sağlıklı beslenme nedir? Onu kafamızda oturtmamız lazım. Ondan sonra da işte hani şunu yiyelim, bunu yiyelim sorularının cevabını aramak gerekir bence. Bir izleyicimiz diyor ki yeni bir çalışma var herhalde doktor. Ateroskleroz diyor yaşam koşullarını değiştirerek geriletebiliyor şeklinde bir yayın var. Kesinlikle. Yani benim bu konuda... Yani damar sertliği. Tabii. Benim bu konuda birçok danışanım var. Anjiyografiyle işte bütün bu damardaki tıkanıklıkları tespit edilmiştir. Bir yıllık bir uygulama sonucunda yapılan anjiyografide damarlarının pırıl pırıl olduğu görülmüştür. Ve bunun gibi birçok danışanım var benim. Onun için ateroskleroz geri döndürülebilir bir problemdir. Ortadan kalkar. Burada önemli olan her şeyin kişiye özel olması. Yani genel geçer doğrular yok. Onun için hemen hemen her soruda aynısının altını çiziyorum. İşte kolesterol öyle. Kimin için? İşte bilmem şey, şu çok faydalı. Kimin için? Ama hocam peki o zaman yani insanlar mutlaka gidip gen testimi yaptırmak zorunda. Şimdi çok güzel bir nokta. Çünkü bir izleyicimiz de diyor ki SGK karşılamıyor diyor. Şimdi çok güzel bir nokta. Benim şurada büyük şeyini yaptığım... Bu arada hocalarımızın kitaplarını görüyorsunuz büyük, sevgili dostlar. Büyük baskısını şöyle evet. Hazırladığım kendi kitabınızın bir değil mi? Kitap var. Evet. Aha. Bakın
Şurayı göstereyim. Ben bir halk sağlıkçıyım. Hı hı. Mezun olduğum günden beri insanları hastalanmaktan korumak üzere çalıştım. Hı hı. Diyarbakır'da, Adana'da, Türkiye'de, Avrupa'da, Orta Asya'da, her tarafta. Hı hı. Bu kitapta dediğim şey şu. Amacımız bir gün ülkemizde aile hekimlerinin kendilerine bağlı nüfusun sağlık risklerini gen testlerinin ışığı altında yönetmeleridir. Böyle bir uygulama ülkemizdeki ölümleri en az 1/3 oranında azaltacaktır. Şimdi şunu koyalım. Genlere göre beslenmek, genlere göre egzersiz yapmak, genlere göre yaşamak kronik kompleks hastalıkları önler. Nokta. Ha peki bugün bunu herkese sunabiliyor muyuz? Hayır, imkanlar kısıtlı. Ama hedefi Türkiye'nin şöyle koyması lazım. Ben kardeşim 10 sene sonra bütün vatandaşlarıma bunu yapacağım. Ben bendeki bilgiyi ücretsiz olarak hiçbir, ki ben 30 senemi verdim bu işe, hiçbir beklentim olmadan kamuya aktarmaya hazırım. Kamunun efendim bilimsel kurullarında görev yapıyorum, orada anlatıyorum. Ama bunlar bir algılama, bir zaman meselesi. Tıpta bunların anlaşılması lazım. İşte çıkıyor mesela uzman insanlar, efendim genmen bunlar boş diyor. O insanların biraz okuması lazım. O profesör arkadaşlarımızın biraz bilgilenmesi lazım. Bunun özünü anlamaları lazım ve şunu demeleri lazım. İdeali budur. Ama bugün herkese veremeyiz. Şunlar ilk çıktığında herkes alabiliyor muydu? Bunun fiyatı ne kadardı? 20 sene önce. 20 sene önceki cep telefonu şimdi çocukların cebinde. Şöyle olacak arkadaşlar. İnşallah bunun olmasına da benim katkım oluyor, olacak da. Bir çocuk doğduğu anda bütün genetik özellikleri analiz edilecek, aile hekimine gidecek. Aile hekimi ondan sonra o çocuk büyürken, ileri yaşa geldiğinde o çocuğun taşıdığı risklere göre onu beslenmesini sağlayacak, hemşireyi ona göre yönlendirecek. Düşünün, ben 3000 nüfus... Bir dakika hocam, orada ara verin. Neleri söyleyebiliyorsunuz? Her şeyi söylüyoruz. Mesela? Yani nasıl beslenmesi gerektiğini, nasıl beslenmesi hangi gerektiği, tip hastalıklarla, hangi hastalıklara yatkınlığı ihtimali olduğu, yaş ilerleyince riskinin yüzde kaç olduğu, nasıl beslenecek, hangi vitaminleri kullanacak, hangi mineralleri kullanacak, hangi ilacı kullanacak. Şimdi ilaç alıyorsunuz, baş ağrısı ilacı, size hemen iyi geliyor. Hocam alıyor, hiç fayda görmüyor. Ben alıyorum, midem bulanıyor. Niye? O ilacı uzaklaştıran genlerimiz farklı çalışıyor. Sizde normal çalışıyor. Hocam da hızlı çalışıyor. Ben de yavaş çalışıyor. Sizde olumlu etki. Hocam da hiçbir etki yok. Attı gitti vücuttan. Ben de atılamıyor, birikiyor, yan etki çıkarıyor, midemi bulandırıyor. Buna varıncaya kadar, kullanacağı ilaca kadar bunları ben bugün yapabiliyorum. Kendi enstitümüzde bunları yapıyoruz. Ama bugün herkes buna ulaşabiliyor mu? Hayır. Hocam, ben herkese... Ya maliyeti valla 2000 lirayla 12 bin lira arasında değişen maliyetleri var yapılacak şeye göre. Ama bunu biz yarın bir gün kamuda yaptığımızda inanın bu maliyetleri 50 liraya 100 liraya indirmek mümkün. Çünkü bunlar büyük çapta yapılırsa eğer maliyetler çok düşer. Şimdi bana diyorlar ki hocam bu maliyetli. Allah korusun diyorum, akciğer kanseri olduğunuz teşhisi kondu. Veya işte çocuğu veya Alzheimer teşhisi kondu. Acaba ya şu anda akciğer kanseri olmasaydım ne verirdim diyorsunuz. Orada milyonlar döküyorsunuz. Evi barkı satıyorsunuz. Ben ne yapıyorsunuz? Şimdi 10 bin liraya. Ama tabii 10 bin lira önemli bir rakam Türkiye için. Bu kamuda uygulanabilir. Eğer bir fırsatımız olsa da birazcık Türkiye'nin sağlık sisteminde neler yapılması gerektiğini de konuşsak. Benim asıl son uzmanlık bölümde, alanlarımdan tabii, bir son tanesi bölümde bu. Ona geleceğiz. Siz 7K tıbbı diyorsunuz. O nedir? Onu da izleyicilerimizle paylaşacağız. Onu da size soracağım. Şimdi kişiye özel tıp pahalı bir tıp. Değil mi? Değil. Hayır. Hiç kamuya, değil. Şu an için biraz kamu pahalı. Için hayır, hiç belki. Değil. Hiç öyle değil. Mi? Ya kamu bugün bir koroner bypass ameliyatına kaç para ödüyor? Kansere kaç para ödüyor Allah aşkına? Kamu trilyonları harcıyor hastalıklarla. Ben diyorum ki bakış açımızı hastalıktan sağlığa çevirin. Hı hı. Yani hastalıkla mücadelede harcanan paranın %1'i lazım bu iş için. %1'i.
Bakın hastalık için harcanan paranın %1'i lazım bu hastalıklarla karşılaşmamak için. Dünyada bunun örneği var mı? Yok. Bunu biz geliştirdik. Gentes Enstitüsü'nde Avrupa Birliği tarafından Avrupa'daki en iyi uygulama seçildik. Hı hı. Bakın şu kitap İngilizce. Hayır, şunu demek istiyorum. Dünyada kişiye özel tıpla gen taraması yapılarak hizmet veren veya işte bu konuda insanları yönlendiren merkezler yok mu? Var. Birkaç merkez var. Ama bizim geliştirdiğimiz gibi bunun bir halk sağlığı projesi olarak bir ülkenin sisteminde geliştirilmesiyle ilgili bir model yok. Hollanda hükümeti ve Avrupa Birliği bize dedi ki bu konuyu bize anlatın. Integration of a personalized healthcare model into health systems and policies in Europe, Gentest diye bunu biz Maastricht Üniversitesi'nde Avrupa Birliği'nin verdiği fonlarla hazırladık. Doktor Tomris Cesuroğlu bizim ARGE koordinatörümüz başında olarak. Avrupalı diyor ki bu geliştirdiğiniz modeli ben Avrupa'da birinci basamak hizmetlerine nasıl sokarım? Bugün Avrupalı Türkiye'den önce bu konuda çalışmaya başladı. Ben bunu kendi merkezimde örneğini geliştiriyorum, insanlara uyguluyorum ve bunun da kamuya yayılması için bir çalışma içerisindeyim. Türkiye'de bu aile hekimleri tarafından uygulanacak bir model olmalıdır. Dünyaya örnek olmalıdır. Hep dünyayı takip etmek zorunda değiliz. Dünya da bizi takip etsin. Bizim Gentest modelimizin Avrupa'da en iyi uygulama seçilmesinin nedenleri var. Bu nedenleri kamu yöneticilerimiz de merak etsinler ve uygulayalım ülkemizde bunları. Hocam orada şu çok zor değil mi? Yani modüle edici genlerin sayısı çok. Hani bugün bir uykudan konuşsanız kaç tane uykuyu ayarlayan hani gen var? Bu test içinde mesela kaç tane parametreye bakmak gerekiyor? Şimdi bakın. Bir, nedir? Biz bu çalışmayı yaparken nereden hareket ettik? Baktık Türkiye'de en çok hangi hastalıklar öldürüyor? Bir, kalp krizleri. İki, akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri, cilt kanseri, diyabet, osteoporoz, Alzheimer. Buna burden of disease yani hastalık yükü deniliyor. Türkiye'nin hastalık yükünü çalıştık, çıkarttık. Dedik ki bütün hastalıkları kapsayamazsınız. Halk sağlığının mantığı en az kaynakla en çok sağlık sonucu nasıl elde ederiz? Bir sıralama yaptık ve bir yerde kestik. İlk 15 hastalığı aldık en çok öldüren. Sonra bu hastalıklar içerisinde Türkiye toplumunda görülen en sık olumsuz genetik özellikleri çıkarttık. Bütün genlere bakmaya lüzum yok. Şimdi hani şey sormuş Napolyon komutana savaşı niye kaybettiniz demiş. 40 tane sebebi var demiş. Say demiş. Bir barutumuz bitti. Yeter gerisini sayma demiş. Şimdi bu genlerin içerisinde de bir sıralama yapıldığı zaman bir ateroskleroz için biraz önce saydığım genler. Bunlar aterosiklerozun %95'inden sorumlu. %5'i için 1000 tane daha gen var. Ona lüzum yok. Gereksiz masraf. Ama %95'ini ben eğer 20 genle kapsıyorsam kapsarım. Aynısı diyabet için, aynısı kanserler için, aynısı yaşlanmak için. Demek ki orada ekonomik olan en az harcamayla en çok etkiyi nasıl elde edeceğim? Buna gidiyorsunuz. Sonra tek başına genler yetmiyor. Dünyada sadece genlere bakarak test yapan bir sürü Türkiye'de var. Girin internette herkes bir sürü firma gen satıyor. Hiçbir anlamı yok. Niye? Eğer siz bir insanda sadece genlere bakarak, genetik analiz yaparak bir şey söylüyorsanız, evet bu size kaşlarınız kara demek gibi bir şey olur. Hiçbir anlamı yok. Bunu yaşam tarzıyla birlikte enteraksiyon haline getirip, yani hangi gende, hangi yaşam tarzı, hangi riski oluşturuyor? Bunu geliştiren, işte 20 senedir benim saçımı ağartan çalışma bu. Bunu ortaya çıkarttığınızda, o zaman karşılıklı getirdiğinizde %95 doğruluk payıyla bir insanın önümüzdeki 10 yılda karşılaşacağı hastalıkları öngörüyorsunuz. Peki hastalığı öngördüm, bu şey demek mi? Hastalanacaksın, hayır. Bu hastalanmayacaksın demek. Eğer ben o hastalığın neden oluştuğunu biliyorsam, onu önleyecek önlemleri de almasını biliyorum. Adamın eğer kan yağlarını
oksitlenmesini engelleyen geni iyi çalışmıyorsa, aynı zamanda da LDL'sinin yüksek olmasına yatkınlığı varsa, canım benim sana kan yağlarının oksitlenmesini engelleyecek bir beslenme programı hazırlayalım. Aynı zamanda da beslenmende antioksidanları artıralım. Şimdi böyle bir şeyi genel geçer bir öneriyle hesaplayamazsınız ve yapamazsınız. Bu iş zeytinyağı için işte temiz havada koşun falan o değil. Burada nokta atışı. O bireye özgü, o riskin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılması gereken çok teknik ve çok ucuz bir şey var. Peki hocam, iki tane soru var şimdi. Bir, kişiye özel tıp ileride bir branş olabilir mi? Tabii olacak. Olacak diyorsun. Tabii. Değil mi? Kişiye özel koruyucu tıp. Koruyucu şimdi, tıp, tamam. Bütün dallarda kişiye özel tıp gelişecek. Tamam. Gözünde kişiye özel tıbbı olacak. Kulak, boğaz, burnunda, kanserinde. Olmaya da başladı. Kanserde mesela çok hızlı gidiyor. İlaçlar artık kanserin genetik yapısına göre ve insanın genetik yapısına göre verilmeye başlandı. Ama benim bu savunduğum alan kişiye özel koruyucu tıp, aile hekimliğinin bir parçası olmalı. Birinci basamak sağlık hizmetleri, mahalle doktorunun parçası olmalı. Ben mahalle doktor olarak kendime bağlı 3000 nüfusun içinde biliyorum ki bu 250 kişinin şu nedenlerle kalp krizi riski yüksek. Bunların kolon riski yüksek. Bunların bu. Ya onlara hemşiremi göndereceğim, eğitimlerini vereceğim, yemek yapma şekillerine. Bakın sizde kolon riski yüksek, siz fazla mangal yemeyin diyeceğim. Geçen gün televizyonda birisi dedi ki Türk usulü mangalın zararı yoktur. Aman yani bunu kim duyduysa unutsun lütfen. Mangalda işte yok duman kapanır falan, bunların hepsi hayali laflar. Et 150 derecenin üstünde pişerse, ister mangalda pişsin ister tencerede pişsin, 150 derecenin üstündeki ette polisiklik, aromatik hidrokarbonlar, heterosiklik aminler açığa çıkar ve bunlar kanser yapar. Eğer sizin sitokrom P450 geniniz hızlı çalışıyorsa kanser riskiniz iyice artar. Onun için gene işte televizyonlarda falan böyle genel geçer laflar ediliyor. Türk usulü mangal falan diye. Aman kanserojendir. Bazı insanlar için daha fazla kanserojendir. Peki bir şey daha hocam. Şimdi sizin elinizde nasıl bir data var ki, bilgi var ki, örneğin işte kalp hastalığına, hocam dedi şimdi karmaşık bir yapı dedi. Tabii. Sadece uyku bozukluğu için bile dedi. Tabii. Çok fazla gen var. Şimdi siz nasıl bir şey taradınız ki? Elinizde nasıl bir data var ki bunları görebiliyorsunuz? Yani yüz binlerce insanın gen haritası mı var elinizde? Tabii. Şimdi 4 tane farklı data havuzu var. Bir, literatür, yayınlar. Şimdi şu kitabın arkasında 1000'den fazla yayın var. Diyor ki, biz diyor Japonya'da araştırdık. Efendime söyleyeyim, MTR geni yavaş çalışanlarda homosisteyin %40 daha fazla çıkıyor diyor. Bu bir veri. Öbürü diyor ki biz Amerika'da araştırdık. MTR geni hızlı çalışanlarda bu böyle oluyor. Öbürü diyor ki bilmem ne. Sadece bir genle ilgili yüzlerce çalışma var. Bir de Türkiye'den bir çalışma çıkıyor. Diyor ki biz de araştırdık böyle bulduk diyor. Şimdi meta analizler vardır. Bütün bu yayınlardaki analizler bir araya gelir. Bunlardan bir hesaplama yapılarak MTR geninin etkisi konusunda bir şey çıkar. Sonuç çıkar. Ve MTR geninin homosisteyin üzerindeki etkisinin ne olduğunu çıkarırsınız. Ondan sonra bir sürü yayın var. Peki homosisteyinin kalp krizi üzerindeki etkisi nedir? Bunlarla ilgili yüzlerce yayın var. O yüzlerce yayını toplarsınız. Böylece mekanizmanın başkalarının yaptığı araştırmalardan mekanizmanın nasıl oluştuğunu görürsünüz. Bu birinci kaynak, yani açık literatür, PubMed'e giren, internete giren bilimsel yazı okumasını ve bunların analizlerini yapmasını bilen herkes bunu yapabilir. Tabii buradaki herkes demek için bir bilimin adını söyleyeyim. Epidemiyoloji diye bir bilim vardır. Bu Türkiye'de çok bilinmez, çok da önemsenmez. Ben çok genç yaşta halk sağlığıyla uğraşmaya fakülteyi bitirdikten 3-4 ay sonra karar verdim. Diyarbakır'da doktorluk yapıyordum. Ben dedim kliniğe gitmeyeceğim, koruyuculuğa gideceğim. Üstüne hukuk okudum. Çünkü ne yapsam mevzuata aykırı diyorlardı. Mevzuata aykırı dedirtmemek için hukuk tahsil ettim. Şimdi mevdiyenin ağzına zuat kısmını sıkıştırıyorum. Sonra da
dünyanın bu konudaki en iyi üniversitesine, London School of Hygiene and Tropical Medicine'e giderek epidemiyoloji ve istatistik okudum. Epidemiyoloji nedir? Hastalıkların gelişme sebeplerini, ölümlerin sebeplerini araştırma yöntemlerinin öğretildiği bilim dalıdır epidemiyoloji. Şimdi bu literatürü tararken kullanmanız gereken epidemiyolojik bakış açısıdır. Gelelim ikinci önemli kaynağa. Biz Genar Enstitüsü'nü Hacettepe Üniversitesi'nin teknokentinde kurduk. O yıllarda Viyana ile Japonya arasındaki, bakın Türkiye'de demiyorum, en yüksek throughputlu yani bir günde en fazla genetik analiz yapacak araştırma laboratuvarıydı. Bizim bir laboratuvarda günde 20-30 analiz yapılır Türkiye'de. Hepsini toplasanız o yıllarda 500-600 bütün Türkiye'de. Ben günde 10 bin analiz yapıyordum, 10 bin. Ne yaptık? Türkiye halkının bu literatürdeki genetik problemleri ne kadar taşıdığını ortaya çıkarttık. Ve dedik ki, ya buna bakmaya lüzum yok kardeşim. Bu Japonlarda olan bir şey. Biz de bunun sıklığı çok düşük. Buna bakmayalım dedik. Hani dediniz ya genleri. Şimdi burada geni seçmek lazım. Burada da iki kavram var. O genetik özelliğin bir toplumda sıkça görülmesi lazım ki bir problemle ilişkilendirdiğimizde binde bir çıkmasın. Baktığımız 100 adamın 20'sinde 30'unda çıksın. Bu bir özellik. İkincisi genin penetrasyon hızı. Yani iki gen var. İkisi de kolesterol üzerine etkili. Ama eğer APOE4 geninde aradığımız özellik varsa adamın kolesterolü alıyor başını 300, 400, 500'e gidiyor. Efendim öbür bir gende, APOB1 geninde bir şey varsa da işte %1 artıyor kolesterol. Şimdi buna para harcamaya lüzum yok. Bunu ortaya çıkartmak lazım. İşte bu da bizim kendi bilgi havuzumuzda oluşturduğumuz. Üçüncü kaynak, dünyada yapılan araştırmalar vardır. Mesela işte kalp damar hastalıklarıyla ilgili bir Framingham study vardır. Bu onlarca yıldır devam eden bir şeydir, araştırmadır. Bu araştırmanın sonuçlarına ulaşabilirsiniz. İşte Diabetes Association vardır, Diyabet Birliği vardır, vakfı vardır vesaire vesaire. Ve çok önemlisi Health for All Database, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir veri havuzu vardır. Ben biliyorsunuz Dünya Sağlık Teşkilatı'nda uzun yıllar çalıştım ve en son Avrupa programının başındaydım, direktörüydüm. Sevinirsiniz diye söyleyeyim, böyle bir göreve gelmiş geçmiş gelen en genç insandım. En genç Türk'tüm demiyorum, en genç insandım. 36 yaşında Avrupa direktörü oldum. Şimdi Health for All Database, yani herkese sağlık veri havuzu, bütün dünyadaki hastalık verilerinin ülkelerin kendi istatistik modelleriyle girmek zorunda oldukları bir veri havuzu. Orası bir epidemiyoloji alanında çalışan insan için bir cennettir. Oraya girdiğiniz zaman hangi hastalık, hangi ülkede, ne sıklıkta görünüyor vesaire vesaire. İşte bu veri havuzları da üçüncü veri havuzu. Dördüncü veri havuzu da biz bu uygulamaları 2005 yılından beri Türkiye'de yapıyoruz. Kaç sene olmuş? 2015, neredeyse 14-15 yıl. Bizim şimdi artık ayrıca kendi hizmet verdiğimiz insanlardan oluşan bir veri havuzumuz var. Yani bir, literatür, iki, Genar Enstitüsü'ndeki Türkiye halkında görülme sıklıkları, üç, dünyadaki açık veri havuzları, dört, bizim kendi veri havuzumuz. Tamam. Şimdi hocam, şeylere döneceğiz ama gıdalara ve onun damar üzerine, damar kalpten ilerleyeceğiz. Ama gene size çok minik soracağım çünkü. Ben de minik cevap vereyim. Evet, konuyu oraya çekmeden bir izleyicimiz ilginç bir soru sormuş. Diyor ki, insanların genetik tıbbi bilgilerine sınırsız ulaşım ileride sosyal, siyasal, ekonomik yaşamında faşizme varan uygulamalara yol açmaz mı? Diyor. Harika, açar. %100 açar. O nedenle genetik... İkinci Dünya Savaşı'nda benzer tabii, şeyler yaşandı tabii, çünkü değil mi? Tabii. Şimdi bu... Gerçi hocam tıpta o zaman biraz ilerledi herhalde değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nda çok insanlık dışı bir uygulamalar tabii vardı ama... Bilgi birikimi oldu değil mi? Ne yazık. Savaşlar maalesef bilimin gelişmesine destek oluyorlar. Yani savaş için geliştirdiğiniz bir şey bilime destek oluyor. Evet. Bilim insanlar için geliştirdiğinizde atom bombası oldu sonunda. Evet. Bu karşılıklı etkileşiyor. Evet, çok önemli bir nokta. Bu soruyu sorduğu için teşekkür ediyorum.
Ethical, legal, social issues. ELSI denilen bir kavram var. Yani hukuki, ahlaki, sosyal konular. Genetik alanında. Ben bu konunun OECD'deki çalışma grubunun başkanlığını yaptım. Hem işte hukuk, hem tıp, hem epidemiyoloji, hem Dünya Sağlık Teşkilatı tecrübesinden dolayı başkanlık teklif ettiler, kabul ettim. Orada etik kurallar koyduk. Mesela bir kişinin tespit ettiğimiz genetik özellikleri sigorta şirketleriyle paylaşılmaz. İşvereniyle paylaşılmaz. Tabii bir de sigorta ayağı varmış. Tabii. Kamuyla paylaşılmaz. Kendi izni olmadan eşiyle bile paylaşılmaz. Şimdi bana gelir, analizlerini yaparız, danışanla konuşacağız. 4-5 saat sürer bizim konuşmalarımız. İşte genetik özelliklerin bunlar, risklerin bunlar, işte şunu yapacaksın. 4-5 saatlik bir konuşma. Hanım veya bey, işte ben de geleyim der. Biz telefonla ararız kişiyi. Efendim, eşinizi almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorum derse biz kibar bir şekilde o eşin görüşmeye girmesini engelleriz. Çünkü o kadar mahrem bir bilgidir ki bu. Öyle herkesin önünde konuşulmaz. Evet. Onun için burada verilerin gizliliği, verilerin konulması. Mesela bizde genetik analizler hiçbir zaman isimle yapılmaz. Sadece barkodla yapılır. Genetik materyal analizden sonra eğer kişi bizden yazılı olarak talep etmiyorsa imha edilir. Hiçbir zaman saklanmaz, imha edilir. Onun için bu konu önemli bir konudur ve çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Evet, çünkü yani beraberinde çok büyük problemleri de getirebilir. Getirebilir, tabii. Güvenliğinin sağlanması lazım. Şimdi 3 beyaz gelelim mi hocam? Gelelim. Yine denge tuzla evet, başlayalım isterseniz. Hani şimdi tuzda da bir tartışma, ayrı bir tartışma var. Kaya tuzu mu yiyelim yoksa rafine tuz mu yiyelim? Kavga bir de orada çıkıyor. Doğru. Tuzla insan sağlığının ilişkisinden başlayalım. Sonra hangi tuzu yiyeceğimizle, yani ya da hiç tuz yemesek olur mu mesela? Oradan istersen. Şimdi hiç tuz yemesek bir kere olmaz. Yani sonuçta daha doğrusu sodyuma ihtiyacımız var. Tuzun... Şeker gibi değil değil mi hocam? Hiç şeker yemesek oluyor herhalde. Evet, şeker sonuçta özellikle eklenmiş şekerden bahsediyoruz mesela. Tabii. Hiç şeker yemesek olur. Mesela ama... domatesin içinde de şeker var aslında. Evet, değil mi? Meyvede de var. Meyvede de var. Sonuçta fotosentezle esasında bitkilerin yaptığı şey şeker zaten. Şeker. Yani güneş enerjisini karbon, hidrojen ve oksijen kullanarak zaten karbohidrata dönüştürüyor aslında. Doğru. Bitkiler. Yaptığı şey o fotosentezin. Biz de onları yiyerek zaten ihtiyacımız olan o enerji kaynağını almış oluyoruz. Şimdi tuzda tabii şöyle bir şey var. Tuz esasında insanlık için her zaman önemli olmuş. Çünkü bugün insanlığın kıtlıklardan korunmasının en önemli yardımcısı belki de tuz. O yüzden her zaman kültürlerde çok önemli bir yer edinmiş tuz. Yani bir sürü atasözü var değil mi mesela tuzlayım da kokmasın. O şey mi hocam, eski dönemlerin şimdi hani raf ömrünü uzatmak için katkı maddesi tabii konuluyor ya. Tabii. Değil yani mi? Şöyle düşünün, şimdi eskiden buzdolabı mı vardı? Yok, tel dolap vardı. Tel dolap, hadi daha öncesine gidin mesela insanların sonuçta yiyeceklerini mesela avcılıkla kazandılar. Yani bir yerlere koydular, ondan sonra da kar bastırdı, tipi bastırdı, yiyecek bulamıyor. Şimdi eti tuzlamamış olsa mesela orada aç kaldı. O insan grubu açlıkla belki de öldü gitti. O yüzden tuz esasında insanlığın ömrünü uzatan şeylerden bir tanesi. Ve mesela tuz Latincesi de şeyden geliyor. Salary'den geliyor esasında biliyorsun. Yani o dönemde hani Roma döneminde lejyonerlerin maaşları bile bazen tuzla ödenmiş. O kadar kıymetli. O yüzden salt kelimesi de salary kelimesi de oradan geliyor. Şimdi tuzun içeriğinde sodyum var, klorür var. Sodyum su tutan bir molekül. Bu ne demek? Çok fazla tuz tükettiğiniz zaman teorik olarak vücudunuzdaki su miktarı artıyor. Öteden bu yana hep söylenen tabii nedir? Eğer tuzu fazla tüketirseniz, sodyumu fazla alırsınız, vücudunuzdaki su miktarı artar. Su miktarının artması da tansiyonu yükseltir. Tansiyonun yükselmesi de genel sağlığınızı burada söylediğimiz gibi bozacaktır. Fakat çalışmaların son dönem çalışmaları özellikle bakarsanız bir de Cochrane çalışmasını analizlerine baktığınız zaman mesela şunu gördük son 5-6 yıl içinde özellikle. Sağlıklı tansiyonu olan kişilerde tuzun tüketilmesi böyle çok
beklendiği gibi tansiyonu yükseltmiyor. Yani Allah. Mesela tansiyonunuz 13 ise onu 16 yapmıyor. Veya tuzu kısıtladığınız zaman tansiyonunuz 15 ise veya daha doğrusu 14 ise 13 ise 12'ye 11'e düşürmüyor. Ama sizin çok bilinen bir şeyin tam tersini söylüyorsunuz şu anda değil mi? Evet, evet. Halk arasında tam tersini söylüyorsunuz. Evet, yani bu bütün dünyada böyle zaten hani biliniyor. Ama mesela tansiyonu düşen hastaya bir tuzlu ayran verirler. Evet. Vermezler mi? Verilir tabii ki. Ama şu var, şimdi mesela çalışmalar şunu gösteriyor. Diyor ki eğer diyor tansiyonu 130 ise diyor ben bu kişilerin tuzunu kestiğim zaman ortalama olarak söylüyor tabii. Yani bilimsel çalışmalar hep şöyledir, işte 5000 kişiyi alıyor. Tuz kısıtlaması yapıyor. Diyor ki ben tuz kısıtlaması yapmadan önce bu kişilerin tansiyonlarının ortalaması 130 milimetre civaydı. Yani hani halk arasında 13'tü. 130 diye gideceğim çünkü öyle anlatması daha kolay. Fakat tuz kısıtladıktan sonra mesela bu oran kaça düşüyor? 125'e düşüyor. Öyle çok hani bir dramatik, anda 130'dan dramatik, 100'e düşmüyor. Dramatik düşüşler olmuyor. Dolayısıyla bugün için şunu söylemek doğru gibi görünüyor bilimsel verilerin ışığında. Sağlıklı kişilerde tuz kullanımında biraz daha müsaadeli davranabiliriz. Ama eğer kişide bir tansiyon yüksekliği varsa o zaman mutlaka tuzu kısıtlamakta fayda var. Bugün için 2,5 miligram, daha doğrusu gram, özür dilerim, 2,4 gram esasında tuz alırsak bizim için yeterli oluyor bu. Günde mi? Günde. 2,4 gram. 2,4. Şöyle ektik bitti. Yani evet, çok az aslında. yok. Bir çay kaşığı gram bayağı yapar. Yapar. Yani bir çay kaşığı 6 gram öyle düşünün. Ha, tamam o zaman yani hocam. Fena değil ama gene tabii 2 serpme, 3 serpme. Yani bitti. Ama zaten hani ihtiyacımız olan çünkü sodyumu biz zaten diğer besinlerden de alabiliyoruz. Hani yediğimiz yiyeceklerle falan da alabiliyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Ve çok öncesine gittiğiniz zaman esasında çok daha düşük oranlarla insanoğlunun ilk dönemlerde yaşadığını biliyoruz. Az tuz alarak. Bir tek tuz konusunda tabii şunu söylemek lazım. Şimdi bir kere birinci vereceğim mesaj şu. Evet, sağlıklıysa tuzu bir kere hani fazla tüketin gibi bir mesaj çıkmasın buradan. Ama sağlıklı tansiyona sahip kişilerde biraz daha müsamakar davranabiliriz. Ama tansiyon problemi varsa mutlaka tuz kısıtlaması yapmak gerekiyor. Farklı tuzlarda hani işte Himalaya tuzu olsun, denizden elde edilen tuz olsun vesaire. Ne farkı var? Sodyum oranları değişiyor aslına bakarsanız. Ha. Biri %60'a %40 iken ötekisi %50'ye %50 gibi olabiliyor. Fakat eninde sonunda içinde sodyum var. Şimdi bir besini, bunu belki unda da konuşacağız ama bir besini alırken hedeflediğiniz iki şey var. Bir, size kalori veriyor mu? Yani enerji kazandırıyor mu? İki, getirdiği besin değeri nedir? Şimdi evet, burada tuzun getireceği sodyuma ihtiyacımız var. Çünkü sinir sisteminin iletisinin düzgün çalışabilmesi için, hücrelerin düzgün çalışabilmesi için sodyuma ihtiyacım var. Sodyumu başka türlü alamıyoruz. Ama alabiliriz. Normal yiyeceklerimizle de alıyoruz zaten. Dolayısıyla aman ben sodyumu çok alayım diye hani aşırı tuz tüketmeye gerek yok. Sonuçta riskli bir davranış. Neden az miktarda tüketmekle ben yeteri kadar bundan yararlanıyorsam fazla alayım diye düşünmekte bana göre yarar var. Dolayısıyla ben mesela kendi tercihlerim için de tuzu öyle çok fazla kullanmıyorum. Ama yemeğe lezzet verecek kadar da elbette kullanıyorum. Ben bu konuda... Pardon hocam, kaya tuzu ve şeyden sadece sodyum farkı mı vardı? Sodyum oranlarında fark var aslında. Ama yani çok rafine, o kadar rafine, şey... rafine tuzlarda katkı maddesi olduğu yani söyleniyor. Yani iyot mesela. Evet, iyot. Mesela iyot eksikliği olan kişi. Çok iyi bir katkı maddesidir iyot. Evet, iyot mesela. Çok iyi bir katkı maddesidir. Çok iyi bir katkı maddesidir. İroni mi yapıyorsunuz yoksa? Hiç ironi yapmıyoruz. Yok, yok. Çünkü yani o kaya tuzu, mesela, Himalaya tuzu filan konusuna gitti. Biz yıllarca tuza iyot eklenmesi için Türkiye'de mücadele ettik. Sonunda başarılı da olduk. Sonra halk da bunu benimsedi. Şimdi bu kaya tuzu, Himalaya tuzu saçmalıklarıyla insanlar iyotlu tuz kullanmıyorlar. Çok yanlış ediyorlar. Yani sizce rafine tuz, iyotlu tuz en doğrusu? Rafine tuz demedim. İyotlu tuz. Ama iyotlu tuz rafine olarak satılıyor. Onu az kat. İşte efendim kaya tuzun içinde vitamin var. Yani ben
her şeyden, meyveden, sebzeden, hiçbir şeyden vitamin alamadım da tuzdaki vitamine mi kaldım? Himalaya tuzundaki vitamine, minerale mi kaldım? Bir defa tuzda vitamin olmaz, tuzda mineral olur. O mineralleri de alacağım diye böbreklerimi iflas ettirmenin, hipertansiyondan beyin kanaması geçirmenin bir anlamı yok. Türkiye iyotlu tuzunu ölçülü bir şekilde kullanması lazım. Eğer müsaade ederseniz, buyurun, buyurun, hocamın anlattıklarının buyurun kişiye özel tıpta birebir bir karşılığı var. Şimdi size şöyle şurada çizerek izah edeceğim. Şöyle hocam bir... siz de sol elinizi nasıl güzel kullanıyorsunuz ya? Vallahi işte kameraya taraftaysa onu kullanıyoruz. Solak mı? Solak mısınız? Solak. Yani geninizde solak yazıyor o zaman. Var mı? Var tabii. Çıktı mı o da? Çıkmaz mı? Şimdi bakın. Bir araştırma yapılıyor. O araştırmanın da hocamın dediği gibi bir sonucu var. Hı hı. Şimdi matematikten hepimiz biliriz. Bir normal dağılım eğrisi diye bir şey var. Bir toplumu ele aldığınız zaman şurası sayı. Burası sodyumdan etkilenmeyenler. Yani tuz yese de tansiyonu çıkmayanlar. Burası sodyumdan etkilenenler. Tuz yediğinde tansiyonu çıkanlar. Şurası da işte buradan buraya geçiş. Bakın. Üç grup insan oluştu. Üç grup insan, birincisi tuz yediğinde bundan etkilenmeyenler oldu. İkinci grupta tuz yediğinde tansiyonları yükselenler oldu. Üçüncü grupta işte arada kalanlar oldu. Şimdi bu araştırmalar, işte bütün bunların ortalamasını alarak diyor ki, tuzu şu kadar yapabilirsiniz diyor. Bunun ortalamasını aldı. Yani medyan değer denilen istatistikteki medyan değeri aldı. İyi de ben ortalamaya uymak zorunda değilim ki. Peki ya ben buradaysam veya ya buradaysam? İşte kişiye özel tıp. O araştırmayla ortalama olarak bulunan değeri kişilere göre ayırıyor. Diyor ki sen diyor daha fazla tuz yiyebilirsin. Aman ha diyor, senin diyor tuzu diyor çok azaltman lazım diyor. Ve bunu tansiyonu yükselmeden önce söylüyor ki tansiyonu yükselmesin. Çünkü bu insan eğer diğer insanlar kadar, yani burada ortalamada önerilen kadar tuz yerse ileride tansiyon hastası olur. Çünkü bunun AC geni, AGT geni, ADRB geni hızlı çalışıyor. Bu adam tuzdan etkilenir ama bu etkilenmez. Şimdi bunun ikisini ortalamaya kattığınız zaman burada bir rakam çıkıyor. Araştırmalar bunu söylüyor. Biz de diyoruz ki kişiye özel tıpçılar, moleküler tıpçılar olarak. Evet, bu ortalama değer genel geçer bir değerdir ama şuraya da uymaz, buraya da uymaz. İşte burada bizim nerede olduğumuzun anlaşılması için genetik yapımızın bilinmesi lazım. Bu tuzda da böyle, şekerde de böyle, alkolde de böyle, sigarada da böyle, her şeyde böyle. Hayat, çünkü Allah bizi biricik yaratmış. Bizim bir eşimiz yok. Biz otomobillere farklı yakıtlar koyarken, farklı miktarda koyarken, her araç, birisi mazotu 100 kilometrede 5 litre yakıyor, öbürü benzini 100 kilometrede 10 litre yakıyor. Bu kadar farklılık içerisinde herkes kendi aracına farklı yakıt koyarken biz bütün insanlara aynı yakıtı koyamayız. Otomobil çeşidi 1000 ise insan çeşidi 8 milyar. Onun için kişiye özel tıp. Onun için bunların genel geçeri olmaz. Onun için hani bana sorulduğu zaman kolesterol hakkında ne düşünüyorsun, tuz hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Kime göre, neye şimdi göre? Şimdi bizim sık sık ağırladığımız Evrim Profesörü, buradan da bahsediyoruz. Ali Demirsoy, Profesör Ali Demirsoy. Bu arada önümüzdeki hafta Ali Demirsoy'u ağırlayacağım. Çok mailleriniz de geliyor sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta Ali Demirsoy ekranlarımızda olacak. O da şey söylerdi. Yani sizin bu kişiye özel dediğinizi. Hatta bizim programımızda da söyledi. Dedi ki evleneceğiniz kızla dedi veya erkekle karar vermeden önce bir çay kahve için böyle laf arasında çaktırmadan ailesindeki genetik şeyleri bir sorun. Evet, doğru. Sorun demişti. Doğru, doğru. Evet. Yani sizde de benzer... Ama gönül ferman dinlemiyor. Evet, dinlemez tabii. Sizde de benzer rahatsızlıklar var ise olası çocuğunuzda olma ihtimali çok yüksektir. Mesela o şeker hastası, sizde de ailenizde şeker var. Efendime söyleyeyim, çocuğunuzda da olma ihtimali yüksek demişti. Bunu tabii bir test olarak değil de hani böyle... Orada tabii şunu, yanlış bir mesaj gitmesin dinleyicilerimize. Anne çok ileri şeker hastası, baba çok ileri şeker hastası. Çocukta da genetik olarak ölçtük, baktık, şeker hastalığına yatkınlık çok fazla.
Bu çocuk eğer kendisine hazırlanan yaşam planı doğrultusunda hayatını sürdürürse şeker hastası olmaz. Nokta. Yani bu hastalıkların hepsi korunabilir hastalıklardır. Yeter ki mekanizmayı bilelim. Peki, tamam. Çok sayıda soru var. Çok fazla sayıda soru var. İzleyicilerimize bu arada İstanbul'da gerçekten hem çok soğuk hava var hem fırtına var. Neredeyse evet, biz burada stüdyomuzdan duyuyoruz dışarıdaki fırtınanın yoğunluğunu. Evet, çok sayıda soru var. Bu arada sodyum yüksekliğinde bağırsak bakterilerinin etkisi nedir diye soruyor bir izleyicimiz Umut Bey. Ama ben haftaya özellikle Ali Demirsoy'la bir gastroenterolog hocamızı davet edeceğim. Orada akıllı beyin bağırsağı konuşacağız. İsterseniz bu soruyu oraya da saklayın ama değerli evet, hocalarımıza da bugün buradan iletmiş olalım. Sodyum yüksekliği ile bağırsak ilişkisini soruyorlar. Yani benim bu konuda çok bir bilgim yok. Yorum yapacak bir haftaya mı bırakıyoruz? Haftaya bırakıyoruz. Hocam şimdi, siz ne söyleyeceksiniz? Tabii. Şimdi şöyle. Sadece sodyumla değil, bütün vitaminlerle, özellikle B grubu vitaminleriyle ve vücudumuza bağırsaklarımızdan neyin geçtiğiyle ilgili bağırsaklarımızdaki bakterilerin çok büyük ilişkisi var. Kişiye özel tıbbın bir boyutu da o bireyin bağırsak mikrobiyotasının haritasını çıkartmaktır. Çünkü öyle bakteriler var, sodyumdan etkilenerek üremeleri artıyor. Öyle bakteriler var, üremeleri azalıyor. Biz eğer bakteri dengesini bağırsaklarımızda belirli bir yöne doğru geliştirirsek ne oluyor mesela? Geçirgen bağırsak sendromu, leaky gut denen sendrom ortaya çıkıyor. Veya ne oluyor? İmmünolojik tepkiler artıyor. Bugün bizim alerji dediğimiz, kaşıntı dediğimiz, döküntü dediğimiz sebeplerin birçoğu bağırsaklardaki bakterilerden kaynaklanır. O nedenle sodyum miktarı bağırsak bakterilerini etkiler, bazı iyi bakterileri azaltır, bazı kötü bakterileri artırır. Bu da mikrobiyota dengesini bozar, buna disbiyozis denilir. Disbiyozis olan insanlarda baş ağrısı, fibromiyalji, döküntüler, depresyon, dehşetli bir yorgunluk, birçok problem olur. Bunların biz yaptığımız incelemelerde bağırsağın, geçen gün yine televizyonda bir hoca şey dedi, efendim dedi, bağırsakta dedi, trilyonlarca bakteri var, hangi birini bilecekler dedi. Bu çok cahilce edilmiş bir laftır. Bağırsaktaki, bağırsak içeriğindeki bakterilerin genetik yapıları çıkartılarak bir insanın bağırsağında hangi bakteri türlerin, ki bunlar onlarca türlerdir, ağırlıkta olduğu, daha da önemlisi bunların birbirlerine oranlarının ne olduğu son derece önemli. Öylesine bağırsakta bakteri oranları vardır, obeziteyi artırır. Parkinson hastalığına yol açar. Bakın, Parkinson hastalığına. Öylesine vardır, otizme yol açar. O nedenle bağırsakla beyin arasında muazzam bir alaka var. Beynimizin en temel kimyasallarından birisi olan serotoninin %90'dan fazlası bağırsaklarda üretilir. Onun için bu soru için de ben teşekkür ediyorum. Bağırsak mikrobiyotası bizim çalışmalarımızın da çok önemli bir parçasıdır kişiye özel tıbbın. Çünkü kişinin genleri ne kadar özelse bağırsak mikrobiyotası da o kadar özeldir. İki insanın bağırsak mikrobiyotası birbirine katiyen benzemez. Bu da sağlığımızı etkileyen çok önemli bir şeydir, bir unsurdur. Şunu da eklemek lazım. Buyurun. Gelecekte hani tabii sodyumla ilgili çok spesifik bilgim yok ama mikrobiyota konusunda bilgileri burada paylaşmakta fayda var. Serdar Hoca'nın söylediği gibi esasında sanki tıbbın geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor mikrobiyota. Çünkü bugün pek çok hastalığın temelinde gerçekten ilişkili olduğunu görüyoruz. Mesela hocamız dedi ya, farklı kişilerdeki mikrobiyota farklı profillere sahip. Bizdeki mikrobiyota da değişkenlik gösteriyor. Yani bugün bir antibiyotik kullandığınız zaman bir hafta antibiyotik kullanın, mikrobiyotanızı belki bir yılda anca toparlıyorsunuz. O kadar da uzun etkili bir etkisi oluyor bu tür değişikliklerin. Bizim Tarkan Hoca ile beraber yaptığımız, hatta televizyona da taşıdığımız çok güzel bir çalışma vardı. Kişilerin, iki kişi aldık. Öncesinde bir mikrobiyotasını çıkardık dışkı örneklerinden. Sonrasında bir kişi kendi normal beslenmesine devam etti. Diğerine mesela Akdeniz diyeti verdik. Ve iki hafta sonra mikrobiyotasını tekrar değerlendirdik. Ve gördük ki Akdeniz diyetiyle beslenmeye başlayan kişide mikrobiyota çok olumlu değişiklikler göstermeye başladı. Bu işte beyin hastalıklarından tutun da kalp damar hastalıklarına,
Veya işte immünolojik hastalıklara işte hani bir takım antikorların üretildiği ve kişide romatoid artrit gibi bir takım hastalıklara yol açan durumların da esasında zemininde yatabilir gibi görünüyor şu anda. Bir izleyicimizden diyor ki özellikle seyrediyorum rafine tuza topaklanmayı önleyici kilogram başına 20 miligram sodyum, potasyum ve kalsiyum ferrosiyanür katılmaktadır. Beyaz olsun diye de titanoksit katılır. Türkiye'deki kaya tuzunun %94-96'sı sodyum klorürdür. Bu katkıların sağlığa etkisi ise henüz bilinmemektedir diyor bir jeolog. Bize yazmış bunu. Güzel bir bilgi. Evet. Una gelelim mi? Una gelmeden bir izleyicimiz diyor ki, çok teşekkür ederim. O kadar ilgiyle seyrediyorsunuz ki sağ olun. Gürkan Bey kardeşim, harika konulara değiniyorsunuz. Teşekkür ederim. Ancak laptopun yönünü konuklarınızın yönüne koymalısınız diyor. Zira zaman zaman konuklar konuşurken laptopa baktığınızda ekranda ters yöne bakıyor ve konuşmacıyla ilgisiz gibi görüyor. Hayır efendim. Ne kadar güzel ya. Çok hoş, çok teşekkür ederim. Harika, sağ olun ama. Evet, ama yani harika. Kulağım orada, gözüm burada, merak etmeyin. Bir saniyesini bile kaçırmadan dinliyorum, size de aktarıyorum. Güzel de laflar etmiş. Hadi onu da paylaşayım. Güzel karizmanız olumsuz etkilenmesin istiyorum. Sizi çok seviyoruz. Atatürk Üniversitesi'nde 69-70 yılında zooloji asistan hocamız olan Profesör Ali Demirsoy hocamızla programımızda sabırsızlıkla bekliyoruz. Selamlar, sevgiler demiş. Doçent Doktor Osman Tatar. Osman Bey'e de selam, sevgilerimizi ve bu dostça lafları için de sözleri için de çok teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi sorular var dedik. Ama soruları da biraz bekleteyim. Şu una gelelim. Değil mi? İkinci beyaza gelelim. Şimdi tuzu geçtik. İkinci beyaz un. Kaç dakikamız var? Ha? Tam ekmeğe gelecektik. Una gelecektik. 2 dakika mı var? Peki. Şimdi bu genle ilgili de çok sorular var. Yani gen haritasının nasıl çıkartıldığı, sadece kan tahlili mi, idrar tahlili mi, ne istiyorsunuz, bu tarz sorularımız da var. Onları da ikinci bölüme, son bölüme bırakalım. Bir de sizin 7K tıbbıyla Türk sağlık sistemini nasıl değiştiririz, dönüştürürüz, öyle projeleriniz de olduğunu söylemiştiniz. Onlara da değineceğiz. Şimdi reklama gidelim mi? Şimdi tanıtım ve reklam, ama bizim hani soruyorsunuz hocalarımıza nasıl ulaşırız? Hocalarımızın, her iki hocamızın da internetten iletişim bilgileri var. Özel, bireysel olarak gitmek isterseniz, ulaşmak isterseniz doğrudan da ulaşabilirsiniz. Her ikisi de İstanbul'da yaşıyorlar efendim. İstanbul'da çalışıyorlar. Ulaşabilirsiniz. Ama kitapları da var. Kitaplarını da burada önümüzde koyduk. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir de Halk TV'nin sağlık seti var. O sette de hemen gidip şimdi reklam arasında sipariş vererek o setlerden de edinebilirsiniz. Gene hocamızın kitabı 100 yıllık yaşam için 50 öneri kişiye özel tıptı değil mi hocam? Kişiye özel tıp, Serdar Savaş hocamın da 2 kitabı. Buradan da bugün konuştuğumuz konuların genel çerçevesini barındıran bilgilere ulaşabilirsiniz diyelim. Biz şimdi bir çay molası veriyoruz. Sonra sizi bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zaman cumartesi de bilim kuşağımız, sağlık kuşağımız devam ediyor. 3. bölümdeyiz. Çok sayıda sorunuz var dedim. Elimden geldiğince soracağım. Hocalarımıza yönelteceğim ama şimdi reklam arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem milletvekiliydi. Doktor Ceyhun İrgil aradı. Çok ilgiyle izlediğini söyledi. Siz de tanıyormuş Serdar Hocam'ı. Evet. Ondan sonra tanışıyorduk dedi. Gerçi biz dedi o Sağlık Bakanlığı'nda çalışırken karşı cephelerdeydik. Bir fikirde anlaşamamışsınız herhalde. Neyse. Çok da selam sevgilerini iletti size. Ben de saygılarımı sunuyorum. Bir ilginç bir etik soru. Deontoloji diyorsunuz herhalde değil mi ona? Deontolojinin konusu olabilecek bir soru. Dedi ki mesela bu genetik taramalarda vesairede hani bilgilerin gizliliği çok önemlidir dediniz ya dedi. Biz benzer bir şeyi genetikte yaşamadık ama dedi. Evlenmek üzere olan bir çiftin
İşte geldiler dedi, biz test yaparken başka bir şeyden şüphelendik. O hani evlilikte yapılan testler değil de çocuğun, yani erkeğin HIV pozitif, AIDS pozitif çıktı testi dedi. Şimdi bunu kıza söylesek mi, söylemesek mi? Hasta hakları var. Hasta hakkını korumamız lazım. Bir başka kimseyle paylaşmamamız lazım. Ama kızla da evlenecek. Muhtemelen kız da, kıza da bulaşacak. Kızın da orada hakkı ne oluyor? Al size 100 puanlık bir soru dedi. Hocalarım ne der dedi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, bizde mesela sık yapılan şeylerden bir tanesi ameliyat öncesi hastalarda rutin HIV, işte hepatit B, C gibi şeyleri taramak. Virüsler var mı yok mu diye, aktif enfeksiyon var mı diye taramak. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, siz içinde çalıştınız biliyorsunuzdur, yanlışsan düzeltin lütfen. Hiçbir şekilde hastanın onamı olmadan hastanın HIV değerlendirmesi, hepatit B, C değerlendirmesi yapılamaz diyor. Şimdi burada hastanelerde bu işlemi yapmanın amacı ne? Kişiyi ve hastaneyi ve çalışanlarını korumak. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, sen zaten herkesi HIV pozitif, HCV pozitif, HBV yani hepatit B, C taşıyıcısı ve AIDS virüsü taşıyıcısı olarak kabul edeceksin. Ona uygun korumanı alacaksın ve tavırlarını ona göre düzenleyeceksin. Hastanın onayı olmadan da var mı yok mu diye bakmayacaksın diyor. Çünkü bu enfeksiyonlarda bir de şöyle bir problem var. Mesela kişi bu HIV'i, yani AIDS'e neden olan virüsü kapmış olabilir veya hepatit virüsünü kapmış olabilir. Ama henüz pencere dönemindedir, yani laboratuvarda çıkmıyordur. Negatiftir ama aslında virüsü taşıyordur. Ve sen bu hasta nasıl olsa hiçbir HIV taşıyıcısı değil veya hepatit B taşıyıcısı değil deyip rahat davranırsan bulaştırmış olursun. Şimdi sağlık da böyle ama biraz önce gelen soru tabii çok farklı. Tabii evlilik öncesi değil Evlilik öncesi. Niye bakıldı onu da anlamadım. Çünkü rutinde evlilik öncesi bildiğim kadarıyla HIV bakılmıyor. Başka bir şeyden diyor şüphelendik ve onun üzerine bir test yaptık. Ama şeyin, hastanın onayıyla tabii. Galiba öyle anlattı yani Ceyhun Bey. Tabii hastanın onayı. Ondan sonra HIV pozitif çıktı. Sonra şimdi bunu tabii kendisinde AIDS virüsü aktif çıkan bir kişi de biraz bencil davranabilir. Evleneceği kişiden bunu saklama eğiliminde olabilir. İşte orada hekimin görevi ne, sorumluluğu ne? Yani etik kodlar neyi söylüyor? Şimdi ya açıkçası şu anda yüksek sesli düşünüyorum. Böyle bir şeyle Allah'tan hiç karşılaşmadım ama... Söyleseniz orada, hastanın hakkını, evet, ihlal hakkını etmiş oluyorsunuz. Söylemezseniz bir başka hastanın... Etik açıdan mı konuşuyoruz, bir de tabii legal açıdan mı konuşuyoruz? O da birbiriyle çelişen bir şey. Şimdi bence. Tabii burada... Etikte ben açıkçası biraz söyleme taraftarı olurum. Ha öyle mi? Bir başka, çünkü o Latince neydi sizin, önce zarar verme değil mi? Evet. Pirmum non nocere. Non nocere, evet. Şimdi bakın. Bilmiyorum, hocam siz, ne diyecek bakalım. Siz ne yapardınız? O kadar eski. Çünkü bu genetik şeyle de ilgili. Hani siz demin dediniz ya, hastanın eşi bile gelse biz onunla bile bu bilgileri paylaşmıyoruz dediniz çünkü. Kendisinin rızası olmadıkça. Olmadan, tabii. Kendisi istiyor. Hayır, eşimden saklayacağım bir şeyim yok diyor, geliyor, konuşuyoruz. Mesela bunu Alzheimer yatkınlığı çıkan danışanlara da özellikle söylüyoruz. Hani bunu paylaşmak ister misiniz, istemez misiniz vesaire. Neyse. Şimdi bu çok tarihi bir hukuki tartışma olan özgürlüklerle hakların karşılıklı gelmesi. Magna Carta, Fransız İhtilali, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bizim anayasalarımız. Hepsi haklar ve özgürlükler. Şimdi bireyin kendisine ait bir bilginin başkasıyla paylaşılmaması onun bir hakkıdır. Bunun başkasıyla paylaşılması, özel bir bilgisinin korunması çok doğal ve anayasal olarak talep edeceği bir haktır. Peki bu hakkın sınırı nereye kadar gidiyor? Şimdi bu sınırda öbür tarafa geçtiğimizde ise karşıdaki insanı da hasta edeceğim. Tabii. O nedenle o kişinin de kendine yönelik bu riski bilmesi hakkı. Veya bir de çocuk olacak belki. Bir de çocuk olacak tabii. Çocuk, çocuğa da geçiyor değil mi? Geçebilir. Geçebilir değil mi? Doğru. Tabii.
O nedenle yani birçok HIV vakası anneden çocuğa geçerek oluşuyor. Şimdi burada yapılması gereken bence şudur. Bu tespit edildiği zaman işin içerisine mutlaka bir psikolog dahil olur, olmalıdır. O psikologla bireyin görüşmesi ve aile içi veya eşler arası veya çiftler arası, nişanlar arası iletişimin sağlanacağı, doğru iletişimin sağlanacağı bir ortam oluşturulmalıdır ve mutlaka paylaşılmalıdır. Bu arada ameliyat öncesi testlerde rastlanmış şey yazdı. Ceyhun Bey yazdı. Ameliyat öncesi testlerde rastlandı diyor. Rastlantı olarak bulduk diyor. Tabii bir... Çok esasında böyle vakak fark ediliyor. Yani ameliyat öncesi HIV veya işte hepatit B veya C taşıyıcısı olduğu rutin değerlendirmede çıkan bir sürü kişi var. Çoğu kişi farkında değil esasında. Evet. Peki bu deontolojik meseleyi de geçtikten sonra ekmeğe gelelim, una gelelim evet. Daha doğrusu. Ekmeği nasıl yiyeceğiz? Una nasıl, ne kadar mesafeyle yaklaşacağız? İkinci beyaz. Şimdi gene denge diyeceksiniz ben biliyorum da. Ben de kişiye özel. Kişiye yani. Özel diyeceksin. Formül bu sevgili dostlar. Bulduk formülü. Herkesin gibi dengeliyim, farkları. Kendinize özel yiyin. Ya da kendinize özel. Evet. Şimdi hani hep kişiye özel diyoruz. Belki evet laboratuvar üzerinden konuşuyoruz ama hani... Kişinin kendini tanıması da çok önemli. Doğru. Ha mesela burada şimdi belki ekmek konusunda konuşacağımız konulardan bir tanesi gluten. Doğru. Şimdi gluteni herkese yasaklamak doğru bir şey değil. Doğru. Ama eğer kişi kendini tanıyorsa glutenli yani ekmek yedikten sonra işte ishal atakları, şişkinlik, aşırı gaz, mide bulantısı gibi şeyler yaşıyorsa... Ve ekmeği kestikten sonra bunlar düzeliyorsa, bu diyetinden sonra, ekmeksiz diyetinden sonra tekrar denemek için ekmekli bir şey, ekmek yedikten sonra hani bunlar oluyor mu diye bakıyorsa ve bunlar oluyorsa mesela bu kişide bir gluten hassasiyeti vardır. O zaman kişi kendini tanıyorsa burada doğru mesafeyi alacaktır zaten. Hani evet laboratuvar çok önemli ama kişinin kendisini tanıması, ailesini tanıması da o yüzden çok önemli zaten. Ha, ekmek konusuna gelirsek şimdi biraz önce tuz konusunda da bir şey söyledik ya. Hani evet sodyum almamız gerekiyor ama zaten bir sürü şeyden sodyum alıyoruz. Niye ben sodyum almak için gereksiz bir sürü şey daha vücuduma alayım işte tansiyon riskine gireyim. Çünkü bilmiyorum belki de ben %95'in o hocanın çizdiği körfün öteki tarafındayım. Ekmekte de veya bütün yiyeceklerde de şuna bakmak gerekiyor. Bir, bu besin bana enerji veriyor mu? Ve verdiği enerji dolu mu? Dolu mu derken, içinde vitaminler var mı, eser elementler var mı, amino asidi var mı, proteini var mı, karbohidratı var mı, lifleri var mı? Ekmek, şimdi baktığınız zaman besleyicilik açısından öyle çok üstün bir besin değil. Hele ki beyaz ekmeğe baktığınız zaman, beyaz ekmekte kalori yüksek, fakat protein oranı düşük, lif oranı düşük. Ve... B vitaminleri açısından da baktığın zaman hani çok besleyici görünmüyor. Beyaz için diyorsun. Beyaz için söylüyorum. B'si düşük müdür beyazın? Çok beyaz şey gibi de değil. Tabii çünkü kabuğu tam, yok buğdayın. Tam buğday gibi değil. Tam buğdayda bütün buğdayın hepsini attığınız için o endospermi de var, işte ruşeymi de var. Hani içindeki bütün o vitaminlerin hepsi içinde zaten. Tam buğday ekmeğine baktığınız zaman da mesela burada lif oranının daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Lif oranının yüksek olması ne anlama geliyor? Lif oranı yüksek yiyecekler biraz önce söylediğimiz bağırsaklarda yaşayan mikropların sağlıklı mikroplar olarak çoğalması açısından önemli. Ve eğer biz sağlıklı mikropları arttırırsak o zaman işte hastalıklardan korunuyoruz. Bakteri aslında mikrop bakteri, derken evet, anlıyorsunuz. Sağlıklı bakteri. Evet bakteriler açısından söylüyoruz. Dolayısıyla şimdi ekmeğe baktığınız zaman mesela tam buğday, ekmek yiyebilir miyim? Bir kere birinci soru şu olur. Hani ekmek hiç mi yemeyelim, yemeyelim mi? Hayır, ekmek yiyebilirsiniz. Ama sizde biraz önce söylediğimiz şikayetler oluyorsa veya çölyak hastalığı varsa tabii ki o zaman ekmek yemeyeceksiniz. Ama ekmeği yediğiniz zaman işte bir dilim ekmek 25 gramsa hani bunun içinde size vereceği protein daha kısıtlı, karbohidrat daha yüksek. Bunu bilin. Yani biraz daha enerjisi yüksek ama size getirisi daha düşük bir besinle beslenmiş. Ama şöyle bir soru. Mesela siz çok fitsiniz hocam. Evet.
Hatta izleyicilerimiz de soruyor yani Murat Hoca tam böyle Hollywood tadında bir şey, vücuda sahip bir... Sadece vücudu değil ya, yakışıklılığı da öyle. Hocam zaten şey... 1950'lerin sadece... sinema oyuncuları gibi, Amerikalı değil oyuncular mi? Değil gibi mi? Maşallah. Hayır Serdar Hocam şey de var, sadece burada değil hocam, bir de sahne hayatı da var. Ben bakın ben geçen hafta... Rock müzik grubu var orada solist. Ben geçen hafta... Kort vokal. Ben geçen hafta dedim ki akşam kebapçıya gideceğim dedim. Bu akşam da hocamı dinlemeye gideceğim. Her cumartesi akşam programı veriyorum. Veriyoruz, akşam sizi dinleyeceğim bu akşam. Kort Vokal diye bir grubu var. Soran dostlarımız olursa, İstanbul'da olan dostlarımız akşam vakitleri varsa Murat hocamı sadece böyle tıp alanındaki bilgileriyle değil, bir de akşam sesini dinlemeye gidebilirsiniz. Ama çok yönlü. Bir şey söyleyeceğim. O da aslında benim mesela sağlıklı yaşam kriterlerimden bir tanesi. Bir hobiye sahip olmak. Değil mi? Yani bugün gerçekten hayatın zevkini çıkarmak için, kalitesini yüksek tutmak için ve sağlıklı olabilmek için bir hobiye ihtiyacınız var bence. Bunu mutlaka yapmanız lazım. Biz 5 doktor arkadaş bir araya geldik, bu grubu kurduk. Kort Vokal ne demek? Kort Vokal ses teli demek. Ses teli, ha. Evet. Adınız, grubun adı bile tıbbi. Tıbbi, evet. 5 tane doktor zaten bir araya geldik. İşte hani o stresimizi biz biraz öyle atıyoruz. Evet. Şeylerde. Burada provalarda. Şeyi söyleyeyim, ben de aynı yolu takip ediyorum. Sevgili Aylin Şengün Taşçı hocamızın yönetiminde Nevasel Korosu'nda çalışıyorum ben de. O Nevasel ne hocam? Benim de Türk sanat müziği alanında şeyim var, çalışmam var. Sizin de hobiniz Türk sanat müziği. Benimki de Türk sanat müziği. Ne güzel. Hem çalarım hem söylerim. Vallahi bir gün de konsere bekleriz. Tamam, peki. Veriyor musunuz siz konser? Tabii tabii. Aa, harika, harika. Tamam. Peki, ekmeğe dönelim şimdi. Hiç yemiyor. Ha, onu soracaktım. Mesela siz hiç yemiyor musunuz ekmeği? Ben yiyorum, hayır. Yiyorsun. Ben sabahları mutlaka ekmek yiyorum. Ekmek yiyorsun. Çünkü özellikle tam buğday ekmeği yediğiniz zaman kompleks karbohidratlar açısından iyi bir besin değeri almış oluyorsunuz. Ama mesela bir dilim mi yiyorsunuz? Bir dilim, bir evet. Dilim, bir dilim yiyorum. Onun ötesine ben geçmiyorum. Geçmiyorsunuz, gün içinde de yemiyorsunuz. Yok, gün içinde de yiyorum. Ama şimdi şöyle yapıyorum. Ben mesela diyelim ki öğle yemeği sırasına girdim hastanede. Orada zaten bir sürü çeşit var. Şimdi mesela önümde eğer pilav var seçeneklerden bir tanesi. Mesela ben diyorum ki ya pilav mı yiyeyim, ekmek mi yiyeyim onun yerine? Ben mesela orada evet... Pilav da bu arada tüketirim ama mesela hangi yağla yapıldı, ne kadar yağ kondu onu bilmediğim için ben mesela o seçimde sebze yemeğinin yanına ekmek tercih ediyorum. Ha. O gün pilav mı çekiyor canım? Pilavı alıyorum ama ekmek yemiyorum. Yani hep şöyle düşünmek lazım. Doktor Ayça Kaya'yı ben buradan anıyorum çünkü onun çok güzel bir tanımlaması var. Diyor ki ben hani sabah çıkarken cebinizde 2000 lira varmış gibi düşünün. Hani benim için erkek günde 2000 lira kalori almam lazım ya. Bu parayı nasıl harcayacaksın ona karar ver. Bu 2000 liranın 1000 lirasını kahvaltıda mı tüketeceksin? Yoksa 500 1000 mi yapacaksın? Kredi kartı gibi yani. Biraz evet, öyle düşünmek lazım. Ben öyle yapıyorum. Bir de tabii hani bu ekmeği mesela tüketirken yeme saatleriniz de önemli. Mesela akşam saatlerinde gerçekten tükettiğiniz zaman çok daha fazla tüketirseniz kilo almanıza daha fazla neden olur. Çünkü uykuya daldığınız zaman zaten o biyolojik saat içinde hani karaciğerin fonksiyonlarının biraz daha düşmesiyle biraz daha işte kan şekeriniz yükseliyor. Mesela enteresan bir çalışma var. Karbohidratlar üzerine yapılmış. Akşam saatlerinde karbohidrat yiyenlerle gündüz saatlerinde karbohidrat daha fazla yiyenler arasında mesela kan şekeri yükselme oranları akşam yiyenlerde daha fazla. Yani diyabet oranı biraz daha yüksek gibi görünüyor. Neden? Yükselme. Sindiremiyor çünkü mu? Çünkü biyolojik saatimiz işliyor aslında. Hocamız şimdi orada çok güzel yorumlar yapacak bence. Çünkü şimdi bizim biyolojik saat dediğimiz zaman sadece uykudan bahsetmiyoruz aslında. Bir sürü genler o biyolojik saatin çalışmasını bir yandan devam ettiriyor. Yani karaciğerin ne zaman fonksiyon edecek, böbreğin ne zaman daha fazla aktif olacak. Mesela gece yattığınız zaman idrariniz gelmiyor o kadar. Evet su içmiyorsunuz ama akşam belli bir saatten sonra böbrek fonksiyonları da biraz azalmaya başlıyor. Çünkü amaç orada nedir? Sizi vücut her zaman yaşamak ve esasen uzun yaşamak için programlanmış. Bu belki evrimsel süreç, belki yaratılış, nasıl derseniz deyin buna. Ama gece çok fazla idrara kalkmamalısınız ki
uykuda geçirdiğiniz süre kısalmasın, kalitesi bozulmasın ve siz de genel sağlık kurallarından en önemlilerinden bir tanesi olan uykudan mahrum kalmayın. Dolayısıyla mesela akşam yediğiniz zaman işte karaciğer fonksiyonlarının da azalması vesaire, bunların hepsi sizin için doğrusu ayarlanmış durumda. Ve ekmeği fazla tükettiğiniz zaman kan şekerini gereksiz yere yükseltmiş oluyorsunuz. Tercih olarak ben tam buğday ekmeğini tercih ediyorum. Onun dışında diğer tabii çavdar ekmeği de mesela hani iyi olabilir. Ama ben daha fazla tam buğday tüketiyorum. Ekşi maya? Şimdi ekşi maya doğru. Neden? Bağırsak bakterileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu biliyoruz. Ekşi mayalı ekmekte karbonhidrat biraz daha yüksek. B vitaminleri oranı biraz daha yüksek gene orada. Dolayısıyla ekşi mayada besleyiciliğin daha yüksek olduğunu söylemek lazım. Biz evde eşim bir ara taktı biliyorsun İlay'ı. Tutturdu ekşi maya kendi üretti. 2 ayda falan bu arada yaptı. Tabii ekşi mayada gluten de düşüktür. Gluten de düşük. Fakat orada enteresan bir şey söyleyeceğim size. Kendi başıma geleni söylüyorum. Muhteşem ekşi mayalı ekmek yaptı eşim. Fakat ben bir zaman sonra şunu fark ettim ki kantarın topuzunu kaçırdığım zaman bende baş ağrısı yaptı. Ekşi maya mı? Evet. Çünkü migren tetikleyici bir şey maya. Bende mesela böyle bir şeye neden oldu. Mayalı her şey mi? Mayalı her şey evet. Aa. Ben bunu mesela kendi üzerimde gördüğüm için geldi? Çok mesela enteresan geldi. Aklımıza ne gelsin mayalı? Mesela yoğurt. İçkiler. İçkiler ha. Ondan mı? Onlarda da maya var. Onlar da mesela baş ağrısını tetikleyebiliyor. Baş ağrısı dehidrate olduğu için su azlığından olmuyor mu? Tek başına maya da migren ataklarını tetikleyebilir. Dolayısıyla bakın hangi noktaya geldik? Denge. Denge ve kendini tanıma. Kendini tanıma. Hocam ekmek. Şimdi bir arkadaşımız herhalde biraz da şaka yapıyor ama diyor ki hocam iyi yayınlar. Yarım ekmek arası mantı, pilav, makarna yiyen birisiyim ve 16 yıldır kilom 65. Boy oranıma göre 10 kiloya daha ihtiyacım var fakat alamıyorum. Yorumlarınızı beklerim demiş. İşte cevap kişiye özel. Şimdi o arkadaşımızın PPR gamma geni gayet güzel. Evet. Efendime söyleyeyim. İnsülin direnciyle ilgili TGF-7 geni gayet güzel. Efendim enerji yakan adrenerjik reseptör genleri gayet güzel. Efendim FTO geni gayet güzel. Şimdi bunun gibi bir sürü gen var. Şimdi bütün bunların hepsi güzel olursa istersen ekmek arası baklavaya gene bir şey olmuyor işte. Onun için kişiye özel tıp. Onun için herkese yasaklamak veya herkese önermek yanlış. Hep yani vurguladığım şey bu. Şimdi bu ekmek meselesini önce 3'e ayıralım. 1 gluten, 2 ekmek, 3 karbonhidrat. 1 bütün karbonhidratlar ekmek değildir. Bütün ekmekler gluten içermez. Gluten herkeste hastalık yapmaz. 1 glutene genetik olarak human leukocyte antigen HLA geni diye bir gen var. Bu gendeki özellikler bir insanın gluteni yabancı madde olarak mı görüyor yoksa vücudu tanıyor mu ondan barışık mı bir defa bu gen bunu belirler. Eğer bir insanda gluten intoleransı olacaksa genine bakarsınız adama söylersiniz. Peki her gluten intoleransı çölyak hastalığı yapar mı? Hayır yapmaz. Peki geninde gluten yatkınlığı yok diyelim. Çölyak olabilir mi? Evet olabilir. Hastalık, çölyak hastalığı bambaşka bir konu. Onun bir defa genel geçer önerilerle bir şey yapılması mümkün değil. O hasta gastroenteroloji uzmanına, dahiliye uzmanına gidecek. O bitti. Gelelim şimdi glutenin genel yapısına. Gluten, ya almazsak olmaz. Mutlaka gluten almalıyız. Böyle bir madde mi? Hayır. Peki gluten herkese zararlı mı? O da hayır. Şimdi diyelim ki... Kolesterol gibi biraz değil mi? Hepsi kişiye özel. Hepsi kimden ve neden bahsediyoruz. Genel geçer hiçbir şey söyleyemezsiniz. Evet. Şimdi bakın gluten tüketiminin artması insanlarda hipotiroidi, Hashimoto hastalığına yol açabilir. Doğru. Herkeste mi? Hayır. O bireyin eğer inflamatuar genleri aşırı çalışıyorsa glutenle birleştiğinde o şey hadise meydana gelir. Yani genetik yatkınlık artı yaşam tarzıyla ortaya çıkar. Her gluten yiyende Hashimoto olmaz. Peki gluten yemezsek bir şey olur mu? Bir şey olmaz.
Gelelim ekmeğe. Beyaz rafine edilmiş unla yapılmış ekmek, beyaz undan yapılmış bütün gıdalar, bütün kurabiyeler, pastalar, kekler, börekler, çörekler insanın genetik yapısına aykırıdır. Nokta, hiç tartışması yok. Ama ne diyorum? Beyaz, rafine un. Neden? Bu çünkü vücutta çok hızlı şekere dönüşür ve pankreasın insülin salgılaması için pankreası kırbaçlar. Pankreas bu kadar insülini çok salgılarsa o insülinin kortizonla alakası var, stresle var, kilo almakla var, yorgunlukla var. Bir de pankreas o kadar çok insülin salgıladıktan sonra bir müddet sonra insülin salgılamamaya başlar, diyabete gider. Veyahut da daha çok insülin salgılayayım diye çalışır kansere gider. Onun için beyaz ekmek, şeker, insülin kamçılar, bunlardan uzak durulmalıdır. Peki tam buğday ekmeği, peki içinde buğday olmayan ekmekler, kara buğdaydan yapılan ekmekler, bunların peki işte baklagiller kullanılarak yapılan ekmekler, yani mesele ekmek değil, mesele o ekmeğin neyden yapılmış olduğu, ona bakmak lazım. Demek ki ikinci katta da ekmek var. Ekmek eğer bir bireyde gluten intoleransı var ise ekmeğin glutensiz yapılması lazım. Glutensiz ekmek yok mu? Mısır unundan yapılan ekmekte gluten yoktur. Bir de şöyle bir yanlış inanış var. Efendim glutensiz un. Glutensiz un şöyle bir şey değil. Buğday ununu alıyoruz, içinden glutenini temizliyoruz. Öyle bir şey yok. Glutensiz un demek mısırdan yapılmış, efendim pirinçten yapılmış un demektir. O da tabii diyabet açısından dikkatli olunması gereken bir alandır. Üçüncü noktaya geldiğimizde geçen gün ya bir televizyon programında birisi dedi ki efendim karbonhidrat almayın. Aman yani bu büyük bir cehalettir. Katiyen karbonhidrat almadan hayat olmaz. Karbonhidratlar bizim karbüratörümüze damlatılan benzin gibidir. Motorun çalışması için karbonhidrat lazımdır. Karbonhidrat olmadan bağırsakta lif olmaz. Herkes kolon kanseri olur, kalın bağırsak kanseri olur. Karbonhidrat bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakterilerin hocamın dediği gibi beslenmesi için gereklidir. Ama ne kadar alacağız, hangilerinden alacağız? Ha, o kişiye göre değişir. Kişiye göre değişir. Kişiye, onun hiç ezberi yok. Eğer siz bütün otomobillere efendim 97 oktan benzin koyduğunuzda mazotlusu, gazlısı, elektriklisi hepsi gidiyorsa günde iki dilim ekmek yiyin derim. Ama yok böyle bir şey. Yok yani, böyle bir şey. Şöyle, yani ille bir genel geçer bir şey söyleyeceksek, ille genel geçer bir şey söyleyeceksek bizim beslenmemizde toplam enerjimizin %40 kadarı karbonhidrat kaynaklı olmalıdır. Bir dakika, bir daha söyleyin hocam. Bakın altını çiziyorum. Aha. Eğer mutlaka genel geçer bir şey söyleyeceksek. Tamam. Ben hiç taraftarı değilim. Ben diyorum ki her şey kişiye özeldir kardeşim. Genel bir öneri olmaz diyorum. Tamam. Ama kafama silahı dayadınız, konuş dediniz. Ben de baktım hayat güzel. Yiyecek kebaplar var daha. Daha kebaplar var. Akşam dinleyecek müzikler var. Ben dedim ölmeyeyim, bir genel geçer öneride bulunayım. O zaman toplam kalori ihtiyacımızın, sağlıklı insandan bahsediyorum, diyabetli, kalp hastası falan değil, sağlıklı insandan, enerjimizin %40'ı karbonhidratlardan gelmelidir. Ve bu karbonhidratlar da kompleks karbonhidratlar. Yani ayrıştırılmamış tam buğday unu, bulgur, efendime söyleyeyim esmer pirinç, kabuklu pirinç gibi tam şeyler, işte çavdarlar, yulaflar. Bunlardan oluşmalıdır veya bunlardan yapılmış mamullerden. Ama bunu kafama silahı dayadığınızda söylüyorum. Söyledim diyorsunuz. Peki. Şekere geçelim şimdi. Şeker de var. Bu arada dediğim gibi çok soru var. Şekeri de bitirelim, sorulara döneceğim. Bir izleyicimiz mesela diyor ki günde bir litreden fazla su içtiğim zaman baş ağrısı ve yüzümde kabarmalar oluyor. Çok denedim diyor. Mesela kendisini test ediyor izleyicimiz herhalde, değil mi? Bir litre esasında çok da yüksek değil ama belki hani çay ve kahve vesaire de tüketiyordur da hani günlük su ihtiyacını, sıvı ihtiyacını öyle belki de alıyordur. Yoksa hayır, siz bu kitapta şey diyorsunuz, sıvınızı suyla değiştirin. Evet. İçtiğiniz, tabii, yani, tabii, değil mi? Sadece, altın kural, değil mi? Sadece içtiğiniz içecekleri suyla kısıtladığınız takdirde başka hiçbir değişiklik yapmayın. Ne yürüyüş yapın, ne yiyeceklerinizi değiştirin. Bir yılda 3 ila 4 kilo verme şansınız var. Aa. Evet.
Bir dakika, bir daha söyleyin hocam. Sadece su için. Yani çayı, meyve kahve, suyu. meyve suyu. Ha. Yani gazoz, meyve işte suyu, içkiler, alkol, evet, değil mesela. Mi? Bunların sadece hepsini suyla değiştirin diyorsunuz. Yılda 4 kilo verirsiniz. 4 kilo verirsiniz. Çok enteresan. Evet. Bu arada Tayfun, kefiri geçen hafta, evvelki hafta konuştuk. Bir daha sorma şimdi. Kefiri soruyor. Kefir iyi mi diyor da. İyi. İyiymiş. İyiymiş. Yoğurt var, ayran var. Yoğurt var, hani ayran bizim, var. Değil mi? Evet. Bağırsak mikrobiyodasını besleyecek olan. Evet. Şimdi şekere gelelim. Hı-hı. Şimdi demin tuzda dedik ki hiç tuzsuz olmaz. Çünkü vücudun sodyum ihtiyacı var. Oradan karşılıyor bir kısmını dediniz. Hı-hı. Ama siz 2.4 miligram dediniz galiba. Gram. Şey gram diye, özür dilerim. 6 gram grama kadar yani. Yolu var. Evet. Bir çay kaşığına kadar gün içerisinde, evet, yolu var dediniz. Hocam gene kişiye özel dedi. Tabii kişiden kişiye değişir dedi. Ama şekere hiç gerek yok dediniz. Şimdi biraz onu açalım. Hiç şeker kullanmadan. Bir kere şeker aslında nasıl bir tahribat yaratıyor vücudumuzda? Şimdi... Fazlasını demiyorum, normal şekerden de bahsediyorum. Yani tabii şimdi, çaya atılan bir şekerden, evet, evet, veya... Onu iyi tanımlamak lazım. Çünkü şeker dediğimiz zaman karbohidrat olarak algılıyorsa bizi dinleyenler ve izleyenler... ...hani hiç şekere ihtiyacımız yok diye bir şey yok. Çünkü Serdar Hoca onu çok net olarak söyledi. Gün içinde karbohidrata ihtiyacımız var. Çünkü beynimiz zaten yakıt olarak karbohidrat kullanıyor. Ve bizim enerjimizin %35-40 kadarı da karbohidratlardan gelmeli. Ama bahsettiğimiz şeker, eğer şu elimde tuttuğum şekerse, buna gerçekten ihtiyacımız yok aslında. Bu sadece tat veren bir besin. Hı-hı. Şimdi bunun içinde herhangi bir şey var mı? Zehir mi dediniz hocam? Zehir. Yani hiçbir şey yok ki bunun içinde. Bunun içinde sadece kalori var. Hı-hı. Ne vitamin var, ne eser elementler var. Ne işte mineraller var, hiçbir şey yok sonuçta bunun. Dolayısıyla buna ihtiyacımız yok aslında. Ha tabii ki ister istemez gün içinde yiyeceklerimiz sırasında bunları alıyor olabiliriz. Bunun içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sınırı var, onu söylemek lazım. Erkeklerin günde 30 gram kadar şekeri, eklenmiş şekerden bahsediyorum. Kadınların da 25 gram eklenmiş şekeri alabilir diyoruz. Alın demiyoruz. Alabilir. Sınır erkekler, olarak. Erkekler 30 gram. Kadınlar 25 gram. Niye kadınlar az? Enzimleri mi? Enerjileri daha düşük. Daha düşük oldu. Yaktıkları enerji daha düşük. Daha düşük oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hocam alkolde de durum aynıymış. Mesela o şeylerde de öğretiyorlar onu. İşte aynı duble içkiyi içsin. Hı hı. Bir kadınla bir erkek. Kadının enzimleri daha yavaş çalışıyor galiba, de değil mi? Bir de su oranı da farklı ya. Farklı. Mesela promili daha farklı çıkıyormuş. Aynı içki içtiklerinde erkek 100 promise tam yarısı dediler. Olabilir, evet, doğru. Şimdi bunu bir sınırlama koyduk ya. Hı-hı. Bir kutu gazoz içtiğiniz zaman 330 mililitre eklerde kaç gram var şeker, eklenmiş şeker? Hı-hı. 30 ile 33 arasında değişiyor. Bir tane şekerde mi? Bir kutu gazozda. Bir 330 kutu. Mililitrelik gazozda 30 ile 32 gram arasında şeker var. Eklenmiş şeker var. Bir günlük şey gitti. Gitti. Biraz önceki örneğe dönelim. Cebinizde 30 lirayla çıktınız. Bunu ya bir kutu gazozla harcıyorsunuz. Doğru. Ya da işte belki bir tane yemek sonrası bir tatlıyla harcayacaksınız. Veya bunları hep böyle meyveyle. Veya bir meyveyle. Doğru. Yani buna göre hep bilgileri alıp yorumlamamız ve kullanmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu sağlıklı yaşam için. Ben burada eklenmiş şekerin bir zararlı madde olduğunu zaten söylüyorum. Ve bunun da üst sınırını söylüyorum. Bu zaten bir tanesi 4 gram kadar. Buna göre işte kişinin gün içinde yapacağı 6 şekeri... 6 ila 7 tane maksimum, evet, değil mi? Evet, düşünmesi eklemlenmiş lazım. Eklemlenmiş tabii. Bu arada diğer şekerleri de hesaba katmak lazım. Gün içinde ne bileyim bir tane elma yerseniz... Yok, bu eklenmiş, eklenmiş şekerden yani, eklenmiş. Bahsediyorum. Şimdi hani meyveyle aldığınız karbohidratlar, patatesle aldığınız var, havuçla aldığınız var. Yani bunlardan bahsetmiyorum. Dolayısıyla hani ona göre bir planlama içine girmek gerekiyor. Hiç şeker almamak yıpratır mı vücudu? Bundan mı bahsediyoruz? Eklemlenmiş şekerden. Hayır. Hiç. Faydası olur. Faydası. Aksine. Uzun yaşar. Çünkü biliyoruz ki şu gördüğünüz şekerler, eskiden hep şey düşünürdük, diyabetin işte yandaş problemleriyle damarların tıkandığını düşünürdük. Ama artık biliyoruz ki tek başına
şekerin kendisi bu damar üstünde tahribat yaratıyor. Aa. Yani yüksek şeker tek başına bu intimayı dediğimiz iç zarı bozan bir şey zaten. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Seyircilerimizin hayal etmesi açısından. Şeker kanda yüksek olduğu zaman proteinlerle birleşir. Buna çapraz bağlanma, cross linkage denilir. Gider hemoglobin yani oksijeni taşıyan proteinle birleşir. Hani şu 3 aylık şeker denilen şey var ya, hemoglobin A1C. O kanda hemoglobinle proteinlerle birleşmiş şeker miktarıdır. Hani ağda vardır, kadınlar şekeri böyle pişirirler, ondan sonra tüy alıcı şekilde kullanırlar. İşte o ağda gibi gider sizin bütün damarlarınıza, göz damarınızı tıkarsa kör olursunuz. Böbrek damarınızı tıkarsa böbrek yetmezliği, ayak damarınızı tıkarsa işte hocamın alanına gangren girer. Kalp damarınızı tıkarsa çürütür, bildiğiniz çürütür. Onun için şekerin iyisi kötüsü, azalayım çokalayım yok. Şeker bir zehirdir. Öldürücüdür ama rafine şekerden bahsediyorum. Evet. Karbonhidratlardan bahsetmiyorum. Öldürür. Eğer bana izin verirseniz ben hani şekerde daha fazla şey yapmayayım. Ben bir de dördüncü beyazdan bahsetmek istiyorum. İnsanlığa, tarihe, dünyaya, sağlığa, her şeye düşünemeyeceğiniz kadar büyük zarar vermiş, vermekte olan ve bu gidişle de verecek olan dördüncü beyaz var. Ne hocam? Beyaz adam. Ya bir dakika şimdi. Ya. Beyaz adam denilen yani tek dişi kalmış canavar dediğimiz medeniyetin tırnak içinde söylüyorum. Kurucusu beyaz adam insanlığı, tabiatı, doğayı, her şeyi mahvetmek üzere. Hı-hı. Çünkü bakış açısı ne? Diyor ki her şeyin ortasında ben varım. Tarihi gelişim sürecinde bakacak olursak beyaz adam ben diyor Afrika'yı sömürebilirim. Hindistan'ı sömürebilirim. Çin'i sömürebilirim. Onlar çünkü diyor aşağı şeyler, aşağı ırklar diyor. Ben onu esir yapabilirim. Ben diyor endüstriyi geliştiririm, şekeri icat ederim. Şekeri Afrikalılar icat etmedi, beyaz adam icat etti. Ben diyor çevreyi kirletecek makinalar yapabilirim. Ben diyor atmosferde efendim delik açacak, ozon tabakasını yırtacak aerosoller yapabilirim. Ben küresel ısınmayı arttıracak, sera gazları salınımına yol açacak endüstriler kurarım. Bugün konuştuğumuz bütün sorunların sebebi beyaz adamdır. Beyaz adamın önce bir adam olması lazım. Beyazlığını atar, adam olursa bu problemlerin hepsi çözülür. Kapitalizmin evet. Temelindeki beyaz adamdır doğru. Bunların sebebi. Doğru. Dördüncü ve en önemli beyaz budur bence. Evet. Şimdi biraz sorulardan gidelim mi? Bu arada bir aile hekimi yazdı. Bize diyor ki biz diyor aile hekimine bir dakika o maili bulmam lazım. Biz diyor aile hekimliğinde evlilik öncesi testlerde hepsini yapıyoruz diyor. Öyle mi? Tabii. Onları yapıyorlarmış. Ondan mecburi sonra... miymiş tabii onu evet, bilmiyorum. Bir dakika, yani bir onu sormak hemen lazım. Okuyayım. Mevzuatta mecburi Deniz mi? Hanım mı bey mi bilmiyorum. İyi programlar, ben aile hekimi olarak çalışmaktayım. Evlilik öncesi raporlarda hepatit, HIV, frengi ve talasemi tarama testlerini yasal olarak yapmak zorundayız. Hmm. Yani yasal sorumluluktur. Evlilik raporunu buna göre düzenliyoruz diyor. Ama şeyinki biraz farklı bir durumdu galiba. Ameliyat öncesi çıkandı. Ceyhun Bey'inki ameliyat öncesiydi. Koşulda... Tabii Ceyhun Hoca mesela dedik... bakın o şöyle bir şey olabilir. Bakın aile hekimine gittiği zaman mesela testi yaptırdığı zaman HIV negatiftir. Hı-hı. Sonra sera konversiyon olmuştur. Yani laboratuvarda negatiften pozitife dönmüştür. Hı-hı. Ve ameliyat sonrası çıkmış olabilir mesela. Ameliyat sırasında ortaya çıkmış olabilir. Dolayısıyla bakın esasında ne kadar riskli bir iş. Doğru. Siz aile hekimi olarak bakıyorsunuz. Negatif görünüyor HIV sonucu ama esasında pozitif. Çünkü daha sonrasında sera konversiyon oluyor. Hı hı. Bir şey mi diyeceksiniz hocam siz? Ha tamam. Biraz daha halkın anlayacağı dilde anlatabilir mi hocalarımız demiş. O bu kadar anlatıyor. Bu yani bu biliyorsunuz tıp basit dili Latince bir dil. Ama. Evet basit ve anlaşılabilir. Kısa yani bu damar mamar falan. Ben Türk televizyonlarında ilk kez böyle damarın güzel anlatıldığını gördüm. Damar ve bu konuda anlatılan her şey. Yani birebir aklına insanın sıradan insanın tıp
okumamış insanın aklına girebilecek sadelikte, basitlikte anlatıldı. İzleyicimize onu hatırlatalım. Şimdi kolit hastalarının glutenden uzak durması gerekir ifadesinin doğruluğunu değerlendirebilir misiniz demiş. O kolitin nasıl bir kolit yani olduğuna bağlı. Yani eğer gluten intoleransı olan bir durumdan bahsediyorsak, evet. Yani kolit bir hastalık değildir. Kolit semptomlar, yani belirtilerden ortaya çıkan bir durumdur. Onun birçok sebebi olur yani. Bir tane şimdi mesela ülseratif kolit var. Farklı kolit tipleri var, spastik kolit var. Genellikle hani halk arasındaki biraz bağırsak rahatsızlığını hemen herkes kolit dediği için eğer gerçekten ciddi bir hastalığı varsa o tedaviyi almak zorunda. Ama biraz önce söylediğim gibi hani kişi kendini de test edebilir. Ekmeği yediniz, problemi yaşadınız. Kestiniz, bitti. Düzeldi. Tekrar başladınız, problem yeniden oldu. O zaman glutensiz beslenmekte fayda var. Ama hocamın da söylediği gibi herkes glutensiz beslensin doğru bir şey değil. Ben orada biraz daha endüstrinin pompalaması diye görüyorum. Yani her yer, bugün nereye gitseniz artık işte glutensiz ürünler raflarda pek ben tavsiye etmiyorum. Hayır, glutensiz, ne kadar güvenebiliriz? Glutensiz ürün dediğiniz şey faydalı bir şey değil ki. Glutensiz ürün en çok mısırdan yapılır. Mısır normal olarak insan beslenmesinde, evriminde olmayan bir gıdadır. Son derece zararlıdır. İnsülin salgılanmasını çok artırır. Efendime söyleyeyim. Biz hariç onun için. Karadenizliler hariç. Mısır ekmeği yeriz boyuna ve İsmail Tokalak dedi ki Karadenizler ondan sinirli oluyor dedi. Mısır ekmeği. Vallahi doğru söylemiş. Onun için yani bir şeyin glutensiz olması onun iyi olduğunu göstermiyor. Göstermez evet. Kişiye özel gen haritası şu an kanser tedavisi gören bir hasta için hangi kemoterapi ilacının faydalı olacağını belirlemeye yardımcı olur mu diyor. Olur. Olur. Yani bu tabii teknik hatalar var bu cümlede. Kişiye yönelik gen tedavisi falan değil. Sadece o kanserin genetik tiplemesi yapılır. Sonra o bireyin hangi ilaçları nasıl metabolize ettiğine bakılır ve hedefe yönelik tedavide ilaç seçimi yapılabilir. Evet. Fruktoz içeren meyvelerde çok şeker var diyenler var diyor. O eklenmemiş şekere mi giriyor? Yok, o eklenmiş şekere girmiyor ama şimdi şunu söylemek lazım. Güzel bir soru aslında. Hani böyle yarın pazar. Belki pek çoğumuz işte ya ne güzel bir pazar kahvaltısına portakal suyu içelim. Ha portakal suyu hocam mesela. Ya değil mi? Mesela çocuğumuza vitamin olsun diye portakal sıkıp içiriyoruz. Aman öyle başlamayın pazar kahvaltısı. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın yani meyve portakal suyundan uzak mı durmak lazım? Portakal suyundan uzak durmayın ama şunu bilmek lazım. Portakalı yediğiniz zaman aynı zamanda onun içindeki lifleri de alıyorsunuz ya. Evet. Mesela portakalın içinde aldığınız lif, o meyve şekerinin çok hızlı bir şekilde kana karışmasını önlüyor. Siz meyve suyu olarak içerseniz kan şekeriniz bir anda yükseliyor. Hocam bunun bir üzerine de şöyle, şimdi bir oturuşta 4 tane portakal yiyemezsin. Evet, bir tane yersin. Ama bir bardakta en az 4 tane portakal oluyor. Bu mesela bakın kuru yemişler için de geçerli. Şimdi mesela fındık yediğiniz zaman fındık çok faydalı. Ama fındık yağı yediğiniz zaman o kadar faydalı değil. Bakıyorsunuz mesela kan lipitlerine aynı miktarda fındık yiyen bir kişi ve aynı miktar fındıktan çıkaran yağ içirdiğiniz zaman kolesterol, daha doğrusu kan lipitlerinin yükselmesi birbirinden çok farklı. Neden? Çünkü o fındığın içindeki lifler de yağın hızlı bir şekilde emilmesini ve kanda hızlı yükselmesini önlüyor. Meyvede de böyle. Dolayısıyla meyveyi suyu yerine kendisini yiyerek tüketmek çok daha sağlıklı. Hep söylediğim şey işte bugün de biraz onun üzerinde durduk galiba. Bir şey yediğiniz zaman size verdiği enerji nedir ve enerji yükü nasıldır, dolu mudur? İçinde besleyici ürün var mı onu düşünmek lazım. Evet. Bu konuda yok ekleyeceğim bir şey. Hocam o zaman sizin 7K tıbbını da sorayım. İzleyicilerimizden sorular geliyor ama o 7K tıbbını bir bize anlatın. 7K tıbbı ne demek? Şimdi 3 beyaza bir 4. beyaz eklediniz. Az önce. En tehlikeli. 3 beyazı geliştiren 4. beyaz. 4. beyaz olmasa ilk 3 beyaz olmazdı yani. Şık bir benzetmeydi. Şimdi burada tabii en temel nokta bizim insanlık problemimiz var.
Bizler erdemi kaybettik, erdemsizleştik. Beyaz adam olmak derken kastettiğim şey o. Para için her şeyi yapar olduk. Efendim işte çok gelirimiz olsun diye her türlü insana zarar verir olduk. Onun için beyaz adam hala beyaz adamlığına devam ediyor. 7K tıbbı nedir? 7K tıbbı benim kendi geliştirdiğim, ekibimle birlikte geliştirdiğim bir kavramdır. Ve bu kavramın ben yakında başka ülkeler tarafından da kabul edileceğini düşünüyorum. Hatta Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bunu bir programa alacağını düşünüyorum. Kendileriyle de temas ettim. Bir, tıp kişiye özel olmalıdır ve olacaktır. Bu genel geçer, o iyi, bu kötü, bu devir bitiyor artık. Ha, şu anda benim çalıştığım insanlar bundan daha faydalanıyorlar ama bundan 10-15 sene sonra toplumun tamamı bundan faydalanacak. Kişiye özel. Kişiye özel olmayı sağlayan en önemli özellik genlerimizdir. Onun yanında yaşımızdır, cinsiyetimizdir, tercihlerimizdir, bir sürü. Yani okullarda bize hastalık yoktur, hasta vardır diye öğretildi ama bunun nasıl yapılacağını kimse bilmiyordu. Genetik bilimi bu kadar hayatımızın içine girdikten sonra artık bireye özel nasıl olunacağını çok iyi biliyoruz. Burada tartışılan her şeyin bizim hazırladığımız raporlarda kişiye özel miligram karşılığı var. Bırakın hani az çok miligram bazında karşılığı var. Kişiye özel. İkincisi tıp kestirimci olacak, ikinci K. Yani geleceği öngörecek. Tamam. Sizin hastalanmanızı beklemeyecek. Hastalığın gelişimini 20 sene önceden görecek. Yani meteoroloji gibi. Yarın sağanak yağış var, ona göre çık. Bunu evvelden söyleyecek. Nasıl hava durumunu kestiriyoruz? Bir insanın sağlığının geleceğini de kestirmek mümkün. Üçüncüsü, tıp koruyucu olacak. Yani hastalandıktan sonra tedavi etme mantığımızı artık hastalanmadan önce korumaya çevirmemiz lazım. Eğer kişiye özel ve kestirimciysek koruruz da zaten. Koruyucu olacak. Dördüncüsü, tıp kapsamlı olacak. Yani işte ben efendim şey uzmanıyım, mide uzmanıyım, ben göz uzmanıyım, ben şu. Hayır, özellikle birinci basamakta aile hekimliği sisteminde tıbbın mutlak surette kapsayıcı olması lazım. Yani bütün organları ele alması lazım. Buna biz sistem biyolojisi diyoruz. Yani insanı bir sistem olarak görmesi lazım. Organlarıyla veya tek başına glutenle, tek başına işte kolesterolle değil, insan bir bütündür. Tabii bu bütünsellik, bu kapsayıcılık tıbbın sadece hekimlerle değil, diyetisyenlerle, psikologlarla, fizyoterapistlerle, yani hemşirelerle, ebelerle bir ekip işi olmasını gerektiriyor kapsayıcılığı. Beşincisi, tıp kanıta dayalı olacak, beşinci K. Şimdi kanıta dayalı deyince, yine televizyonlarda konuşan arkadaşlarımız, kanıta dayalı olmayı literatüre dayalı olmakla karıştırıyorlar. Efendim işte bilmem ne literatürüne göre, işte şu guideline'a göre, bu rehbere göre. İyi de o rehber beni bilmiyor ki. O rehber beni bilmiyor. Benim kanıtımın Gürkan Bey'in analizlerine dayalı olması lazım. Gürkan Bey, baktım şu geninizde bu var, beslenmenizde bu kadar, kan değerinizde bu var. O halde sizin için bunun yapılması lazım diye sizin kanıtınızın size sunulması lazım. Altıncısı, tıbbın artık keskin olması lazım. İşte efendim işte şundan şu kadar yiyin, işte çok yemeyin, az yiyin falan, bitti. Artık precision, nokta atışı, keskin, miligram bazında, mikrogram bazında konuşma zamanı geldi. Eskisi gibi işte öyle aman biraz şuna, sağlığına dikkat et. Yani babama diyorlar ki, babam onu çok söyler. Aman Fuat amca kendine dikkat et, babam kızar. Yavrum nasıl dikkat edeceğim, bana söyle somut olarak ben ne yapacağım, bana onu söyle der. İşte keskin tıp bir insana ne yapması gerektiğini çok net, gramına kadar söyleyen tıptır. Ve tıp katılımcı olacak. Artık bu üstün konumdaki doktorun alt konumdaki hastaya talimat verdiği, bu böyledir, öyledir, yapmayacaksın kardeşim filan azarlama, bu üslupler bitecek artık. Artık danışanla hekim, sağlık ekibi
eş değer olacak ve kararlar katılımcı verilecek. Hekimin rolü, sağlık ekibinin rolü bilgilendirmek, seçenekleri sunmak, peki, sonuçların ne olacağını sunmak olacak. Hocam o kadar geniş kapsamlı bir konu ki bu 7K dediğiniz şey mesele. Ben her şu anda hastanelerimizin, devlet hastanelerimizin halini gözümün önüne getirdiğimde nasıl uygulanabilir? Doğrusu işte şey yapamadım. İzleyicilerimiz de benzer şeyi hissetmişler. Diyorlar ki Serdar Bey ya da Murat Hocam keşke Sağlık Bakanı olsa da bu sistemler Türkiye'ye gelse diyorlar. Bir programda, ağzınıza sağlık. Bir programda konuşalım. Onu konuşalım. Ay, ne ay, olur. Ay, ay. Bunların Cumartesi. Çünkü ülkemizde nasıl uygulanacağı ile ilgili geliştirdiğimiz çok güzel modeller var. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza evet. sağlık. Serdar Hocam, Murat Hocam sağ olun. Ben çok dolu dolu bir ediyorum. Program oldu. Gene zaman yetmedi. Soracağımız onlarca soru kaldı. Sizin de sorularınız var. Ama bundan daha fazlasını da edinmek istiyorsanız hocalarımızın dediğim gibi birebir ulaşmak istiyorsanız telefonlarını bulabilirsiniz. Ama kitaplarını almak istiyorsanız hem Serdar Hocam'ın hem Murat Hocam'ın kitapları var. Bir de Halk TV'nin sağlık seti var. Ondan da edinebilirsiniz. Aynı zamanda Halk TV'ye de destek olmuş olursunuz. Bizden bu kadar. Bilim programlarımıza devam edeceğiz. Haftaya dediğim gibi Ali Demirsoy ve Atilla Bektaş'ı konuk edeceğim. Ama pazartesi siyaset, şimdiki zaman siyasette karşınızda olacağız. Hoşçakalın.